genel izleyici için uygundur. Uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı. Eşini tavuk almaya gönderip kayboldu. İyice abim eşimi ya öldürdü, bir yere attı, gömdü ya da aldı bir yere kapattı. Utanıyor artık, böyle kafasını kapatıyor. Ne olursunuz diyor, kimseye dağıtmayın. 15 güne kadar gitmezsen diyor, buradan diyor biz seni diyor rezil ederek göndereceğiz diyor. Benim kızım o videoları hiç asla kimseye izletmedi. Yalan söylüyorlar ya, yalan söylüyorlar. Az sonra Fulya ile Umud'un Olsun'da. 47 yaşındaki Suat Sınım 5. kattan düştü. İçimiz hiç yangına gitmedi. Üzerinde 25 bıçak darbesi çıktı. 19 tane kalbe vurulmuş bu tarafına, 6 tane de boğaza vurulmuş. Suat Sınım öldü mü, öldürüldü mü? Asla intihar değil, planlanmış bir cinayet. Az sonra Fulya ile Umud'un Olsun'da. Eşinin cep telefonunda yasak aşkın belgelerini bulan İcabil Bey'in eşi ilk kez konuştu. Eşime yürümcüm yürümüş mesaj çekmiş. Karınla yatmayacaksın, karınla yatak odasını almayacaksın. De benim eşim yatak odasını kilitler duruma geldik. Eşimin telefonunun şifresini kırdım. Sildiklerini öğrenmek için bir şeyler yüklettim. 20 yakın fotoğraf, video gördüm. Bayağı uygunsuzdum. Elif yüzüne bana çok çektirdi. Yani o anda bittim. Az sonra Fulya ile Umud'un Olsun'da. Fox ekranlarına, sizler televizyon başında bizi izliyorsunuz, sizler stüdyoda bize eşlik ediyorsunuz. İyi bayramlar diliyorum, hayırlı bayramlar olsun inşallah. Bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü. İyi bayramlar. Elinizden öpmeyi çok isterdim. Handan abla, bugün ne diyorsun bana? Çok cicisin gerçekten. Zaten yavaş yavaş oluyor ama sanmayın ki tarzımdan vazgeçeceğim. Ben yine evet, spora... Bir yandan hep bir tutuş var. Değil mi? Çok güzel o. İyi bayramlar maşallah diliyorum. Evet. Hayırlı ve güzel bayramlar çok olsun. Ülkemize, bütün İslam evet alemine çok güzel bayramlar olsun. İnşallah. Huzurlu, barış dolu, sağlık dolu. İnşallah. İnşallah. Bu pandemi musibeti de başımızdan gitsin. Ay, İnşallah bir an önce, kurtuluruz bir an önce. Savaş abicim, iyi bayramlar. İyi bayramlar. Ben de buradan tüm Türk halkının bayramını kutluyorum. İnşallah dediği gibi Andan ablamın da şu korona belasından da bir an önce kurtulur. İnsanlık bir rahata erer. Evet, inşallah. Böyle ellerinizi öperdim. Harçlık alırdım. Sonra arada. Sağ olsun arada. Esra hocam hoş geldiniz. Hoş, iyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar olsun. Ben de herkesin bayramını kutluyorum. Sevdiklerimize daha onları kaybetmeden güzelce sevdiğimizi söylediğimiz bir gün olsun inşallah. İnşallah. Sevdiklerimize söyleyelim. Sevgi sözcükleri konusunda cimri olmayalım. Değil ya. Mi? Söyleyelim. Sarılamasak da korona var. Aynen ya, tam öyle. Sarılamıyoruz. Aynen. Güzel sözlerimizle onları mutlu edelim. Evet, ben o zaman buradan memleketime bir selam gönderelim. Babam diyormuş ki evde, onlar da bir güzel kavurma yemişler. Öyle. Diyor ki çok güzeldi dediler. Buradan Adana'ya, anneme babama da buradan selam göndereyim. Hayırlı bayramlar diliyorum. Konuştuk ama gidemedik tabii. Bayramda buradayız. Geçen bayram da gidememiştim. Biraz böyle hasret kaldık birbirimize. Annemin babamın ellerinden öpüyorum. Tüm büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Allah nice güzel bayramlar nasip etsin bizlere. Ben bugün sabah uyandım. Edirne Kapı Şehitliğine gittim. Benim için çok özel bir yer orası. Bu ülke için şehit düşen, bu ülke için canını feda eden tüm askerimiz, polisimiz, jandarmamız ve onların ailelerinin yeri bizim başımızın üstüdür. Ben bu sabah uyandım. Kameraman arkadaşım Burak'la beraber Edirne Kapı Şehitliğine gittim. Çok hüzünlüydü tabii, yine her bayram olduğu gibi. Orada şehit aileleriyle buluştuk. Bir VTR hazırladık. Şimdi onu getirelim ekrana. Daha sonra programımız kaldığı yerden devam edecek. Thank you.
Bugün bayram. Bayram sabahında Edirne Kapı Şehitliği'ne geldik. Şehit ailelerinin yanındayız. Onların okuduğu o duaya ortak olmak, onların o acısını paylaşmak için geldik buraya. Bayramı bayram gibi kutlayamıyorlar. Gözleri yaşlı. Kimi evladı için gözyaşı döküyor, kimi eşi için, kimi kardeşi için. Edirne Kapı Şehitliği'nde her bayram olduğu gibi bu bayramda da hüzün var. Ve unutmamamız gereken bir şey var. Şehitler ölmez. Onları hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Anneciğim, iyi bayramlar. İyi bayramlar, sağ olasın yavrum. Şehidimizi tanıyabilir miyiz? 94 Şırnak şehidi. Oğlunuz mu? Oğlum, ha. Tek çocuktu. İşte o benim öpmeye geldi. Arkadaşına havan topu atılıyor, bu alıyor, hastaneye götürüyor. Bir tane de benimkinin başına atıyorlar. Gelecekler de yemek hazırlıyordu. Hepsi fidan zaten, hepsi. Şu güller nasıl açıp soluyor, benimki deyler soldu. İçim yanıyor. Gürtan anneciğim, bayramınız mübarek olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Hiç söylemek bile istemiyorum yani. Çok zor çünkü. Çok zor. Allah kimseye de göstermesin. Dualarımız şehitlerimiz. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah size de yardımcı olsun. Bayramınız mübarek olsun amca. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Dolabilirim anlatırken, konuşurken. Çünkü çok zor bir. Çok zor. Duygulanmamak elde değil. Evet. Benim oğlum 1994'te 15 günü vardı çatışmada oluyorlar Şırnak'ta. Pusu diyelim, öyle bir şey, şakağından alıyor mermiyi. Bayramlar nasıl geçer? Vallahi, bir şehit babası için. Vallahi kızım çok zor. Çok zor kız. Her bayram buradasınız. Her bayramın haricinde ben şuradan geçerken herhangi bir arabayla bile geçsem 10 dakikada olsa iniyorum. Uğruyorum. Çünkü derler ki bak babam geçti. Ah canım. Çok zor kızım. Şehidimizin adı soyadı ne? Ali Polat. Ali Polat. Evet. Onlarla biz gurur duyuyoruz. Hepimiz onların sayesinde yaşıyoruz. Elbette. Hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Komando vurulduğu zaman değil, unutulduğu zaman ölür. 94 yılında şehit düşen Sayım Özerkan'ın mezar taşında bu yazıyor. Unutma Türkiye, şehitlerini, şehit ailelerini hiçbir zaman unutma. Unutma Türkiye, biz hiçbir zaman unutmuyoruz, unutmayacağız şehitlerimizi. Unutturmayalım da. Unutturmayalım da, evet. Çok duygusal bir şekilde başladık ama şehit ailelerine de başsağlığı dileyip, evet, aslında iz bırakıp vefat edenler onlar. İzlerini yaşatmak da sen de çok güzel bir şey yapmışsın ziyaret ederek, aileleri, evet, hatırlayarak. Evet. Şimdi Suat Sırım, geçen yıl Antalya'da oturduğu binanın 5. katından düşüyor. Hayatını kaybediyor. Ailesi burada Suat Sırım'ın. Onların da gözü yaşlı. Ailesi şüpheli ölüm olduğunu söylüyor. Hatta bir cinayete kurban gittiğini düşünüyor Suat Sırım'ın. Önce haberimizi ekrana getirelim. Daha sonra Suat Sırım'ın kardeşleri stüdyomuzda bu konuyu konuşacağız. 47 yaşındaki Suat Sırım 5. kattan düştü. İçimiz hiç yangını gitmeyecek. Üzerinde 25 bıçak darbesi çıktı. 19 tane kalbe vurulmuş bu tarafına, 6 tane de boğaza vurulmuş. Suat Sırım öldü mü, öldürüldü mü? Asla intihar değil, planlanmış bir cinayet. Antalya'da yaşayan Suat Sırım'ın cansız bedeni
17 Kasım 2020 günü bulundu. Abim kalkmış sabah 5'te. Yatakta oturuyormuş eşi, abimin eşi Tuğçe. Demiş Suat ne oldu, niye yatmıyorsun? O da demiş ki bilmiyorum demiş. Sonra abim anahtarı almış. Demiş ben aşağıya arabadan bir şey alacağım demiş. Çıkmış sabah 5'te çıkmış. Tuğçe de balkondan bakmış Suat dışarı çıktı mı diye. Bakmış ki Suat dışarı çıkmadı. Sonra 15 dakika beklemiş evde. Sonra abisini aramış. Abisi gelmiş işte 5.30'da falan. Alim önce yukarı çıkmış. 15 dakika sonra çıkmış göğe Tuğçe'de. 15 dakika Alim'le Soda abim konuşmuş. Çatıda Alim ikna etmeye çalışmış. Abim demiş işte ben hayattan zevk almıyorum, yaşamak istemiyorum demiş. Alim ikna etmiş. Kaldırmış abim, oturuyormuş yerde kaldırmış. Merdivene doğru işte eve götüreceği zaman... Sonra tam Tuğçe çıkmış yukarı. Alim abi, Suat yukarıda mısınız demiş. Abim de göğe Tuğçe demiş. Tuğçe geliyor, Tuğçe geliyor. Koşarak balıklama atlamış. Suat Sırım'ın vücudunda 25 bıçak darbesi çıkınca eşi ve kayınbiraderi tutuklandı. 17 ölümcül darbeyle bir insan 15 dakika sağlıklı nasıl konuşabiliyor? Ben bunun peşindeyim. Bunu gerçekten bana... İkna etsinler gerçekten. Ailesine göre Suat Sırım cinayete kurban gitti. Bu asla asla diyorum asla intihar değil. Bu resmen planlanmış bir cinayet. Göya kendini bıçaklamış, bir de parmak izlerini silmiş bıçaktan. Olacak şey mi bu? 8 ay geçti ama 8 gün gibi daha içimiz hiç yangını gitmedi. Abimin komşularına sesleniyorum. Gören, duyan varsa ne olur yardım etsinler. Üç çocuk babası Suat Sırım'a ne oldu? Bu bir intihar mı? Bu bir cinayet mi? Ailenin kafasında soru işaretleri var. Suat Sırım'ın kardeşleri burada. Almanya'dan geldiler. VTR'yi izlerken de gözyaşlarına boğuldular. Peçete getirdik. Kendinizi çok sıkıyorsunuz Selma Hanım. Bırakırsam çok kötü olacağım çünkü. Dayanamıyorum, ben dayanamıyorum. Ben dayanamıyorum abime. Abimi elimden aldılar, elimizden aldılar. Çok kötüyüm gerçekten. Yardım edin ne olur, Türkiye'ye yalvarıyorum. Abimin komşularına yalvarıyorum. Bu bayramda göre... abimle birlikte olamadık. Gören, duyan, ufak da olsa bir şeyler duyduysanız yalvarırım komşularına. Yardım edin, onların da sevdikleri var. Çoluğu çocuğu var. Birbirimize yardım etmezsek nasıl kötülükleri yok edeceğiz, ne olur yalvarırım. Selma Hanım, görgü tanığı arıyorsunuz. Görgü tanığı arıyoruz, evet. Adli tıba soruyorum, nasıl kendisini öldürebiliyor bu darbelerle, böyle bir şekilde nasıl bir intihar, böyle bir öldüremez bir insan kendini böyle. Bir insan kendine 17 ölümcül darbe vurup, 15 dakika hiçbir şey olmamış gibi. Sonra kalkıp balıklama 4 metre uzağa atlayabilir mi? 70 santim. Çatı, balkon şey oluyor, koruması korkuluk. Oluyor ya. Korkuluk. Korkuluktan uçarak kendini atmış. Öyle insan, bir insan ne olur size yalvarıyorum. Belki ailesi olarak biz inanmıyoruz. Birisi ama herkese... Atıldı. Abime attılar. Atıldı. Abimi bıçaklayıp attılar. 5. kattan intihar süsü vererek attılar. İntihar süsü verdiler. Abim boşanmak istiyordu. En çok ben ondan, abim boşanmak istiyordu. Abimin mal varlığına el koymak için yaptılar bu cinayeti. Boşanmak istiyordu. Suat Bey'in kardeşleri tabii çok acılılar. Anlatırken de zorluk çekiyorlar. Ben şöyle bu olayı bir anlatayım size. Suat Sırım resmi de burada. 47 yaşında, 3 çocuk babası. Antalya'da yaşıyor. 17 Kasım günü sabah 4 sıralarında uyanıyor. Eşine diyor ki ben bir arabaya gideceğim. Arabadan bir şey alacağım diyor. Arabaya gitmek için evden kalkıyor. Evin kapısını açıyor, çıkıyor. Eşi şüpheleniyor. Diyor ki arabaya gideceğim dedi ama arabanın anahtarı evde. Pencereye gidiyor, balkona. Balkondan aşağı bakıyor. Bakalım aşağı inecek mi arabaya? Apartmandan çıkan olmuyor. Bekliyor çıkan yok. Daha sonra Suat Bey'in eşi Tuğçe Hanım görmüyor ya apartmandan çıkan kimse yok.
Kardeşini arıyor Tuğçe Hanım. Abisini arıyor. Diyor ki ya Suat evden çıkacağım diye, arabadan bir şey alacağım diye çıktı. Ama görünmüyor, yok. Abi gelir misin diyor Tuğçe. Abi geliyor. Bu anlatılanlar. Abi mahallede bir geziyor. Biraz enteresan. Tuğçe diyor ki acaba diyor apartmanın damına, çatısına çıkmış olabilir mi diyor. Ama Tuğçe evden çıkıp da bakmıyor hiçbir yere. Bütün bu olanlar evde oluyor. Hani kendisi evden çıkıp da apartmanın aşağısına bakmıyor, dama çıkmıyor. Abisine söylüyor bütün bunları. Abi geliyor, mahallede yok. Tuğçe'nin dediğine göre dama çık abi diyor, damda olabilir diyor çatıda. Abi çatıya çıkıyor. Suat orada. Suat'ın orada bir konuşma geçiyormuş aralarında 15-20 dakika. Sonra bir anda Suat 5. kattan aşağıya kendisini atıyor diye söyleniyor. Adli tıp raporu hazırlanıyor. Önce tabii Tuğçe ve Tuğçe'nin abisi 3 ay zannediyorum içeride kalıyor. Daha sonra serbest bırakılıyor. Neden serbest kalıyorlar? Şimdi bu olayı gören az 2 kişi, Tuğçe ve abisi. Serbest bırakılıyorlar çünkü adli tıptan şöyle bir rapor geliyor. İntihar etmiş ama intihar ettiğinde Suat Bey'in vücudunda ki birçok yerinde ölümcül darbeler var. 25 tane bıçak darbesi var. Yani bıçakla yaralanıyor ya kendisine mi artık ya da başkası mı, ama 25 yerinden boğazı da dahil olmak üzere. Daha sonra o 25 bıçak iziyle aşağıya atılıyor veya düşüyor. Suat Bey'in işte kardeşleri Almanya'dan geldiler. Diyorlar ki intihar değil, bir şey oldu abimize. Bu 25 bıçak, yani 25 yerinden kim bıçakladı, kim attı? Onlar diyor ki bu şüpheli ölüm. Bu bir cinayet. Bizim abimizi öldürdüler diyor. Görgü tanığı istiyorlar. Bu olay Antalya'da 17 Kasım 2020'de oluyor. Bir şey daha. Tuğçe Hanım'ın abisi diyor ki ben dama çıktığımda gördüm Suat'ı ama 25 yerinde bıçak izi yoktu diyor. Şimdi 25 yerinden bıçaklanmışsa veya kendini bıçaklamışsa kan revan içindedir o insan. Kıpkırmızıdır. O yüzden ailenin kafasında soru işaretleri var. Ve bu bir çok haklılar mı? Bu bir cinayet mi? İşte Suat Sırım'ın iki kardeşi de burada. Ben size söz vermek istiyorum. Kimden şüpheleniyorsunuz? Neden eşinden? Evet, eşinden ve kardeşi, çünkü kasten öldürme suçundan sonuçta bu soruşturma açıldı. İçeriye girdiler, 3 ay yattılar, çıktılar, serbest bırakıldılar. Neden peki? Neden Suat Bey'in eşi veya abisi böyle abim bir şey asla yaptı. İntihar edecek birisi değildi. Abim öyle hayatı bir şey çok seven birisi. Hayatı çok seven birisi. Çocuklarına çok düşkün birisiydi. İntihar edecek bir insan değil. Ölümcül darbe alıp 25 bıçak darbesiyle 17'si ölümcül oturup çok normal bir şekilde 10-15 dakika ahlayıp inlemeden sohbet edebilir mi? Bunu bana açıklasınlar. Lütfen bunu bana açıklasınlar. Evet. Hiç ağlayıp inlemeden. Nefes problemi yok. Hani hiç çok normal bir bakın insan gibi oturup 17 ölümcül darbeyle oturup sohbet etmiş. Bunu bana açıklasınlar. Ve görmemiş o değil mi? O darbe izlerini görmüyor. Görmedi. Tuğçe Hanım'ın abisi. Hayır. Artı bıçakta abimin el izi yok. Bunun nasıl bir insan kendini bıçaklayıp bıçakta el izi olmaz? Nasıl olur bu? Bana bunu da açıklasınlar. Bıçak ortada mı? Bıçak ortada. Evet. Bıçak ortada. Bıçak ama ortada. El izi yok. Siz abinizin cenazesini gördünüz mü? Biz görmedik. Biz ertesi bakmadım. Gün geldik buraya. Yani ben şunu soracağım. Ellerinde şimdi 25 bıçak darbesi kendine de vursa. Şimdi ben bir müzakereciyim. Aynı zamanda bu tür hayatını sonlandırma işlerinde sürekli gidip müzakerelere giriyordum, evet, insanlarla. Eline bıçağını aldığı zaman mutlaka o 25 darbe, yani o müzakere eden orada kim? Eniştesi, değil mi? Eniştesiyle müzakereye girdiği zaman işte sen intihar etme veya hayatını sonlandırma dediği anda o muhtemelen profil bu. Kendine vurmaya başladı. Tartışırken vurmaya başladı. Bu şekilde bir
hayatını sonlandırma olarak görmüştür bunu adli tıp. Ama bunu yaparken mutlaka ve mutlaka ellerini keser. Adli tıptan nasıl böyle bir rapor çıkıyor, ben onu da anlamadım. Şimdi adli tıp şuna bakın. Ben katılmıyorum. Onun izi yok ki. 25 tane ölümcül darbe, ölümcül, savaşçı. Ölümcül. 17'si ölümcül. Hunharca öldürme eylemi. Aynen. Bir kere. Aynen öyle. Hiç kimse kendisine 25 tane bıçak darbesini sokup çıkaramaz. Onun ne kadar kesi olduğunu bilmiyoruz. O yüzden 25 onu... tane, 17'si ölümcül. 17'si ölümcül. Kalp 17 darbe. Aynen. Bakın, ölsün diye ölümcül dediği de kalp ölümcül bölgelere geldi. Kalbi parçalanmış. Kalp parçalanmış. Kalbi. Şimdi ölümcül darbeler de, şu da ölümcül darbedir. Vurursun. Göstermeyelim. Ya örnek veriyorum. Vurursun, evet, çıkar. Ben daha önce gösterdim. Orada bir kanama meydana gelir. O kanama da bir ölümcül yaradır. Hı-hı, anladınız mı? Yani organları parçalamadığı sürece adli tıp buna der ki esas ölüm şekli nedir? Yüksekten düşme sonucu ölüm, adli tıp bunu ayırır. Der ki kesi yarasıyla ölümcül ölüm olmamıştır. Yüksekten düşme sonucu ölüm olmuştur. Bunu ayırmıştır hadi. Zaten yeniden bir rapor çıkacak bu arada. O raporu görmemiz lazım. Üst kurula gitmiş. Üst kurula gitti. Ama yeniden bir rapor hazırlanacak. Zaten 17 darbenin 25 darbenin 17'si ölümcül. Diğer kalanlara zaten sıra gelene kadar hani bir tane de organlar çok da önemli atar damara gelir, tek bir bıçak darbesi kişiyi öldürür. Bir saniye şeye dönelim. Ben size dönmek istiyorum. Konuyu çok dağıtmadan sırayla gidelim. Siz abinizin vefat ettiği gün neredeydiniz? Biz Almanya'daydık. Yurt dışındaydık. Size kim haber verdi? Abimin eşi, annemi. Tuğçe. Tuğçe, evet. Denen. Kim aramış Tuğçe? Annemi arıyor. Ne diyor? Diyor ki anne, Suat öldü. Ondan sonra annem demiş saçmalama, ne oluyor, nasıl yani? Dedi, demiş işte kendini öldürdü, çatıdan attı. Çatıdan attı. Bıçağı hiç karıştırmıyor. Bıçağı biliyor ama söylemiyor bıçakları. Çatıdan attı diyor. Sadece çatıdan atladı diyor. Soğukkanlı bir şekilde. Evet, hiç ağlama attı. Yok. Öyle bir duygusuz bir şekilde. Bir şey sorabilir miyiz? Bina aile apartmanınız mı? Değil. Hayır. Galiba. Aile apartmanı. Başkaları da oturuyor mu, yoksa başkaları, ait? Yok, başkaları da oturuyor. Tamam. Komşular da oturuyor. Arıyor işte, hiç duygusuz. Anne Suat öldü, kendisini öldürdü. Çatıdan attı. Bıçak hiç söylenmiyor ama. Çünkü bıçağı söyleyecek. Yok, kadına da öyle denilir mi? Annesi. Ha yani. Evet ya, o kadar duygusuz, ağlamıyor. Yani hiç gayet normal. Hastalandı de, hastanede de bir şey söylüyor. Hiç sanki gezmek konusunu anlatıyormuş gibi anlatıyor yani. Öyle bir şey, duygusuz. Kaç yıllık evlilerdi? 15-17 senelik. Oo, uzun da evlilik. Bayağı da. Evet. Daha önce hiç kardeşinizin, abinizin böyle girişimleri oldu mu? Hayır. Hayır, hayır. Hiç intihara... Hayır, hiç. Evet. Hiç öyle kesik, kendini kesik bilene bir şey yok. Evet, yani bir de ben çok önemli bir nokta söyleyeyim. Erkeklerin kendi hayatına kastetme noktalarında erkekler genellikle kendi gerçekten ölümcül bir şekilde giderler ve kendilerini öyle işte bıçak darbesi ya da bu şekilde kendini yapmazlar. Kendini eziyet çektirmeden diyorsunuz. Eziyet çektirmez, direkt hedefe odaklılardır. Erkekler daha hedef odaklıdır. Bölmeyelim de. Evet. Hedefe odaklı yani, o bilmiyorum da. Yani onun yaptığı diyorum bıçak darbesi aslında bir erkeğin yapacağı değil, bir kadının daha çok tercih edeceği bir yöntem. Araları o kadar, nasıldı? O kadar intihar etmek istese başka intihar yolları var. Kendisine evet, 25 evet. Bıçak vurup. Acı çeker, şatıdan atmaz. İşkence atma. Çekerek kendisini bir insan öldürmez. Bir an önce ölmek ister yani. Zaten 25 darbeyi vuracak acı mecali kalmaz. Acı ölmez mi? Aynen. Selma Hanım, araları nasıldı Tuğçe ile abinizin, kardeşinizin arası? Nasıl bir evlilikleri vardı? Aslında normal, iyi. Yani öyle çok böyle mutlu bir evliliği yoktu. 3 tane çocukları vardı. İşte çocukları için abim katlanıyordu diyeyim. Ne iş yapıyordu abiniz? Güvenlik görevlisi. Security, güvenlik görevlisi. Güvenlik görevlisiydi. Güvenlik Tuğçe görevlisi. Çalışıyor muydu eşi? Çalışmıyordu. Ev hanımıydı. Ev hanımıydı. 3 tane çocuğu vardı. Ona bakıyordu işte. Abim işte ölmeden 6 ay önce boşanıp, arkadaşına yazmış, boşanıp Almanya'ya gelmek istiyordu. Boşanmak istiyordu. Boşanmak istiyordu. Abiniz boşanmak istiyordu. Abim boşanmak istiyordu. Hı-hı. Evet, sonra Almanya'ya gelmek istiyordu. Tuğçe istiyor muydu bunu? Tuğçe'den konuşmadık. Yani Tuğçe'ye söylendi mi, abim söyledi mi, söylemedi mi bilmiyorum. Abim bunu arkadaşıyla paylaşmış. Mesajları var yani. Ha. Ben boşanmak istiyorum, bana Almanya'da iş bulun. Aha. Ben oraya geleceğim, çalışacağım. Bunu diyorum, bunu mutlaka Tuğçe'yle paylaştı. Tuğçe kabul etmedi. Ondan sonra abisini devreye soktu birlikte. Yani bu mutlaka
eminim bunu abimi öldürdüler. Bir de 15 dakika yani 17 ölümcülle bir insan 15 dakika konuşabilir mi? Bir şey sorabilir miyim burada? Tabii şimdi iddianız öyle kimseyi de zan altında da bırakmayalım bu arada. Yok, mal varlığı için öldürüldü diyorsunuz ama sizden de iş bulmanızı istemiş. Almanya'ya yerleşmeyi düşünmüş kafasına. Güvenlik görevlisi olarak nasıl bir mal varlığı vardı? Yani iki tane evi vardı. Hani boşanırsa abim o zaman o evler abimde kalacak. Tuğçe'ye kalmayacak galiba. Öyle ondan dolayı. Yoksa şey yok. Keşke bir yasak hakkı var. Ama bakın Tuğçe şimdi anlatılanlara göre konuşuyorum. Evden abiniz çıktıktan sonra abinizi takip ediyor. Diyor ki aşağı inmesi gerekiyordu. Aşağı inmedi. Baktım. Sabahın dördü. Şimdi ben evden çıksam... Ya ben inerim aşağıya bakın. Ben niye abimi arayayım ki ayrıca? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Veya 112 Tuğçe'nin de kafasında bir tereddüt olduğunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi ben evden çıktım, arabama gidiyorum. Tamam. Eşim benim arkamdan arabaya mı gitti, gitmedi mi diye bakmaz ki. Ya doğaya aykırı. Ya oradan baka da bilirsin. Direkt Savaş abi baka da bilirsin. Aralarında bir sorun olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ama bu sadece... Bir sıkıntı da vardır. Yani en iyi eşi bilir. Eşi de bir bağlanırsa ama, onu öğrenmemiz lazım. Ama ben şimdi eşi olsam ben 15 dakika gelmedi abimi arayacağım ha. Ya giyerim terliğimi ayakkabımı aşağı ineyim. Apartmana bakarım. Nerede bu adam diye bakarım yani. Bu ev nasıl bir ev ki insan yani hiç kimsenin aklına çatıya çıktığı gelmez. Bu bana tuhaf geldi. Yani çatıya niye yaşamak istemiyorum? Yani çatıya da bu arada çatıya da çıktı diyor ya. Bak, kendim nereden? Çıkar bakarım yani. Hayır çatıya çıkmak akla gelmez ki. Kim çatıya çıkar? Yaşamak şöyle istemiyorum. Şöyle düşünün. Çok enteresan. Esra Hanım. Tek bak, konuşalım. Hanımefendi, eşi bu tereddütü biliyordu. Bence. Mutlaka ona hayatını sonlandırmakla ilgili bir şeyler söylemiştim. Evet, söyle, söyle. Selma, bak, senden dinleyelim. Şimdi bunu söylemiştim. Ha, Selma, evet, ne diyorsun? Ben yaşamak istemiyorum. Bak, aklıma bir şeyler yapmak geliyor işte. Ama onların iddiası o. Ha? Onlar öyle, eşi öyle diyor. Onlar arkasına bakıyor. Yani balkondan bakıyor. Ne olur tek tek. Savaşçım, bu Tuğçe Hanım'ın beyanı. Biz orada ne yaşandı bilmiyoruz. Balkona işte o yüzden bakıyor. Balkondan arkasından o yüzden benim bakıyor. Benim anlamak istediğim şey buydu. Bir şey yapacak mı yapacak mı diye. Ben de diyorum ki madem öyle bir şey vardı neden polisler madem abim öyle diyor ben yaşamak istemiyorum ölmek istiyorum intihar yapmak tabii istiyorum. Tabii orada niye polis araması lazım. Niye polis aranmıyor? Niye komşular aranmıyor ya? Niye biz aranmıyoruz ya? Hiç kimsenin haberi yok. Kimseye haber vermiyor. Polisler abisini arıyor. Abisi ne yapacak ya? Abisi önemli olan polisler, ambulanslar çağrılır benim bildiğim. Yani böyle bir saçma senaryo yaptılar, planladılar. Ama bunu da adli savcılar inandı ve dosyamızı kapattı. Ben ona yanıyorum. Daha kapanmadı. Hayır. Selma Hanım yeniden rapor gelecek. Aynen. Kapanmadı. Evet. Değil mi? Kapanmadı. Selma Hanımcığım öyle değil mi? Kimseyi suçlamıyoruz. Üst kurula gitti şimdi. Detaylar gitti, vurgulandığında. Evet, heyete gitti evet ama. Size ben şunu da söylemek istiyorum. Efendim? Ya Selma Hanım sesler karışmasın. Tuğçe bir tek bir mal varlığı için mi veya Tuğçe'nin abisiyle yani... Neden öldürmek istesinler? Ev için mi yani? Bu mu yani? Bir boşanmak, bir de abisiyle, alimle, abim araba almış. Abim alimden araba almış, problem çıkmış. Öyle bir problemleri varmış alimle abimin. Araba problemi Tuğçe'nin varmış. Abisinin. Ha, Tuğçe'nin abisinin. Evet. Araları nasılmış? Kötü önceden mü? İyiymiş ama son zamanlarda kötüymüş. Son 2-3 senedir falan çok iyi değillermiş. Araba yüzünden. Araba... Yok araba değil. Başka şeylerden dolayı artık neden dolayı çok önceden çok para iyilerdi. Mevzusu mu varmış aralarında? Evet abim önceleri bu alim için bankadan para çekmiş sonra bilmem bir şeyler olmuş. Bayağı alacak verecek meselesi oldu. Onlar da vardı onlar var. En sonunda işte alim abimden 3 ay ölmeden 3 ay önce araba almış alimden. Sonra tamiri çıkmış ondan sonra abim devamlı tamir yaptırıyordu. Acaba halime dedi arabanı verdiğin araba çok tamir gereği ben sana bu vermek istiyorum. Bu yüzden de şey mi oluyor? Hayır ondan sonra... öyle bir şey demem. Ya bu yüzden de, ya da bu arada sekip söyledi Tuğçe mi anlatıyor? Eşi mi anlatıyor? Yok abinin arkadaşı. Arkadaşından 30 senelik. Duyuyorsunuz. Aha, 30 senelik. Abim parasını ödüyor arabanın. Kim o arkadaşı? Almanya'dan Oktay. Oktay diye bir arkadaş. Selma bu erkekleri kızdırabilir şey aralarında. Düşünün siz bütün paranızı bir arabaya yatırıyorsunuz. Araba bozuk çıkıyor. Hani bunun yüzünden de bu işte araba olmuyor. Bir de boş. Boşanma da var abimin işte, boşanma var, araba tek var. Arabayı da abimin üzerine geçirmemişler, bir de bu olay var. Abim parasını ödüyor ama araba abimin üzerine geçmiyor.
Evet, bir de o da var. Ya, yani bir şeyler var ama ne? Artı bir de şunluk var arada. Şunu da söylemek istiyorum. Bir insan bıçaklanı tişörtünde delik deşik, abimin tişörtü delik deşik ve üzerine montu giydiriliyor, fermuarı çekiliyor, sonra çatına atılıyor. Bir insan kendini o kadar bıçakladıktan sonra montunu giyip fermuarını çekebilir mi? Niye o kadar kapattın? Şeyi kalabilir normal mi? Normal değil tabii. Bak, normal bunlar değil. Çok önemli ya detaylar. İfadeleri ve kendi ağızlarıyla ifadelerini polise böyle veriyorlar. Her şey apaçık ortada. Nasıl buna intihar denebiliyor? Nasıl kendini öldürdü denebiliyor? Bu detayların çok ciddi bir şekilde vurgulanması lazım. Bir şey daha soracağım. Binanızda asansör var mı? Hayır. Abimin. Evet. Yok. Merdiven. Yasemin, Tuğçe'ye gidip demedin mi? 25 tane bıçak darbesi vardı. Görmedin mi? Ne diyor? O bıçak olayıyla ne diyor? Konuşmadık. Onlarla hiç asla abim atap olmak istemiyorum. Ama ve abimi öldüren onlar. Onlar abim ile karşı karşıya gelmek istemiyorum. Zaten verdikleri ifadelerde her şeyi kendilerini aslında ortaya veriyorlar. Cinayet işlediklerini ortaya veriyorlar. Ama bunlar, bu ifadeler böyle kabul ediliyor. Böyle bir şey olamaz. Hayır, bunu o sormadı. Abim çocuklarını çok severdi. Siz hiç araştırmadınız mı? Kızı peki, asla bırakmazdı. Orada geldiniz, komşuları var bu ailenin. Komşularıyla bir sordunuz mu? Bunların arasında herhangi bir sorun var mıydı? Yani birini öldürmek çok zordur. Yani aile içerisinden birinin özellikle bu işi yapması en son raddeye gelmesi gerekir. Yani aile içerisinde bir şey var mıymış? Komşular sadece arada bir kavgaları oluyordu. Tuğçe çok çok bağırıyormuş, şey yapıyormuş, çıldırıyormuş, kavgaları oluyormuş işte. En çok Tuğçe'nin sesi çok çıkıyormuş. Peki çocuklar ne diyorlar? Çocuklar nerede bu? Kimde? Tuğçe'de. Tuğçe'de. Kaç yaşındalar ve herhangi bir şey söylüyorlar mı? Büyük yeğenim 16 yaşında oğlan. Reklama gideceğim de. Kaç yaşında dediniz? Diğerleri 7-8 yaşında. İki ikiz var kızlar. Bu arada ekibimiz Antalya'dalar. Onlar da Antalya'da bu olayın yaşandığı yerdeler. Yarın da bu konuya devam edeceğiz. Oradan çok özel röportajlar arkadaşlarım hazırlayacaklar, gönderecekler. Biz buradan hatta siz seslenin. Siz çünkü görgü tanığı arıyorsunuz. Antalya Muratpaşa'da geçen yıl 17 Kasım'da bu olay meydana geliyor. Bu acı olay. Suat Sırım cinayete mi kurban gitti, intihar mı etti? Soru işareti çok. Ne demek istersiniz? Siz seslenin orada oturanlara, o mahallede oturanlara. Görgü tanıklarının çıkması lazım çünkü bu olayın aydınlatılabilmesi için. Burada teker teker buyurun siz alın, siz söyleyin önce. Burada abimin komşularına sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun ve gördüğünüz bir şey varsa, bildiğiniz veya duyduğunuz bir şey varsa lütfen ne olur bağlanın yayına. Bu kadar. Selma Hanım. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Yalvarıyorum ben o komşulara, ufak da olsa bir şeyler duydularsa belki yardımcı olacaklar. Vicdan nasıl uyuyorlar? Eğer duyup da söylemiyorlarsa nasıl yatıyorlar? Nasıl? Bu dünya var, bir de öbür dünya. Allah'ımızın dünyası var. Oradan da mı korkmuyorlar? Bu insanlardan korkuyorlar, konuşmuyorlar da Allah'tan korkmuyorlar mı? Yalvarıyorum ne olur. Ne isterseniz yaparım, yeter ki söyleyeyim. Konuşun abimin ne olur. Abimin kanı yerde kalmasın ne olur, yalvarıyorum. Böyle bir intihar göstersinler bize. Bize böyle bir intiharı göstersinler. Rica ediyorum, göstersinler bize. Türkiye yardım etsin bize. Ben o yüzden buradayım. Bu programa çıktım. Herkesten, Türkiye'de herkesten yardım istiyorum. Herkesten yardım istiyorum. Ne olur yalvarırım. Ne olur Allah'ım, önce Allah'ım sağlar sizlere, insanlara yalvarıyorum, Türkiye'dekilere yalvarıyorum. Söyleyecek bir şeyim yok, ne olur komşular. Evet, bu yayınımızı izleyen Antalya'da, Muratpaşa'da seyircilerimize biz de buradan seslenelim. Bu konuyla ilgili bir bilgisi olan varsa lütfen bizi arasınlar. Ailenin gördüğünüz gibi gözü yaşlı, abilerinin neden öldüğü veya öldürüldüğüne dair bu sır perdesinin aralanmasını istiyorlar. Bu yüzden de görgü tanıklarına ihtiyaçları var. Antalya'dan bizi izleyenler varsa ekibimizi arayabilirler. Telefonlarımız zaten ekranın alt kısmında mevcut. İhbarları biz de bekliyor olacağız. Yarın da bu konuya devam edeceğiz.
Kısa bir ara veriyoruz. Daha sonra programımız kaldığı yerden devam edecek. Eşinin cep telefonunda yasak aşkın belgelerini bulan İcabil Bey'in eşi ilk kez konuştu. Eşime diyorum canım diyormuş mesaj çekmiş. Karınla yatmayacaksın, karınla yatak orasını almayacaksın. Ve benim eşim yatak orasını kilitler duruma geldik. Eşimin telefonunun şifresini kırdım. Sildiklerini öğrenmek için bir seriye yüklettim. 20 yakın fotoğraf, video gördüm. Bayağı uydum sözüdüm. Elif yüzüne bana çok çektirdi. Yani o anda bittim. Az sonra Fulya ile Umud'un olsun da. İcabil'in eşi Hasibe'ydi az önce QVTR'deki. Çok önemli şeyler söyledi. Biliyorsunuz Elif Cesur'u arıyoruz bir yandan da. Efraim Bey'in eşi. Ortalık karışmıştı dün. Bugün yine biraz sonra o konuyu açacağız. Efraim ve ailesi burada olacak. O İcabil'in de eşinin anlattıklarını ekrana getireceğiz. O birazdan. Şimdi diğer bir aradığımız kayıp Aleyna. Aleyna Demirtaş, 22 yaşındaki Aleyna 9 Temmuz'da yaklaşık 2 hafta önce Tekirdağ'da kayboldu. Aleyna'dan hala bir haber yok. Bazı iddialar ortaya atıldı. Konuşuyoruz. Aleyna'nın yine annesi, babası, eşi Semih burada. İyi bayramlar diliyorum ama evladınızdan uzak bir bayram. Sen de Semih eşinden evet. Uzaksın. Evet. Nasıl bir bayram geçebilir çok ki yani? Çok kötü bir bayram. Çok zor bir bayram. Nasıl desem bilmiyorum. Yani herkes soruyor bana nasılsın. Ben onlara yalan konuşmaktan sıkıldım artık. Yoruldum artık. İyiyim demekten yoruldum aslında. Hiç iyi değilim. Hani bir an önce ben kızımı bulmak istiyorum. Yani sizlerden yardım istiyorum. Daha doğrusu nefes almak istiyorum artık. Çünkü onlar olmadan ben nefes alamıyorum. Geçen programda da söyledim. Yapamıyorum. Gerçekten yapamıyorum. Dikkatimi veremiyorum. Hiçbir şey dikkatimi veremiyorum. Bir şey olsa hani diyorum ki bunu Aleyna bilir. Hani benim aklım yetmediği zaman Aleyna bilir. Aleyna'yı arayayım diyorum. Hani ona sorayım diyorum ama nasıl arayacağım? Yok. Yok. Giderken yanında çünkü telefonu da yoktu. Evet telefonu da yokmuş. Hattı da yok diyebiliyoruz. Ama varmış. Ama bugün duyduğum bir şey de beni çok üzdü. Ne duydun? Çok aşırı derecede üzüldüm. Evini kapatacaklarmış. Evini yani kapatacaklarmış. Eşyalarını. Öyle mi Semih? Nasıl? Eşyalarını, evi, kiraladığınız evi kapatacak mısınız? Yani ben, yani Aleyna'ya ben buradan sesleniyorum. Yani gerçekten ben çok doluyum. Kendi ailesi de çok perişan oldu. Benim ailem de çok perişan oldu. Yani çok sıkıntılı günler geçiriyoruz şu anda. İki tane benim çocuğumu alıp gitti buradan. Tamam hadi bir cahillik yapmış gitmiş ama yani gittiği artık kimse ya da hangi kişilerin yanında. Yani o kişilere ailesinin değişmesin hiçbir zaman. Çünkü yani bir evlat için aileden daha değerli hiçbir şey yok yani bu dünyada. Semih sen Aleyna ile oturduğunuz evden mi taşınıyorsun? Onu mu anladık biz? Evi kapatıyor. Evet. Yani demek istediğim ne bileyim yani gelsin ben kendisine bir şekilde bir şey demeyeceğim. Ailesinin bir dakika taşınıyor de musun sen? O evi kapatıyor musun? Ben onun yani, cevabını istiyorum. Çünkü ben oraya giremiyorum. Yani tamam girme Semih. Bekle. Kapatma o evi. Bak bugün onu ben duydum. O evi kapatıyormuşsun. Hani belki çıkıp gelecek Semih. Niye kapatıyorsun belki çıkıp evi? Gelecek. Belki kadın sığınma ya evinde. Ya benim demek istediğim yani hani eğer ya. Aleyna eğer başka birinin yanına gittiyse ben kendisini yani istemiyorum. İstemiyorum. Tamam Semih bak o zaman hani buna emin oluncaya kadar hani emin oluncaya kadar evi kapama. Kapama da beni de perişan etme. Benim içimde bir umut var Aleyna gelecek. Nerede olursa olsun benim kızım er ya da geç bana geri dönecek. Çocuklarla birlikte. Fulya Hanım, müsaade varsa. Semih, lütfen. Şimdi buradan ben Semih'e şunu söylemek istiyorum. Günlerdir söylenen konu şu. Ya tek bir şeye odaklandım. Yani merak ettiğim konu şu. Tek bir şeye odaklandım. Buradaki stüdyodaki konuklardan onlar da benim gibi az çok merak ediyor. Evet. Aleyna falan kişiye gitti. Hı hı.
Ben şunu söylemek istiyorum. Şunu çok merak ediyorum. Bir, Aleyna ya sığınma evine gittiyse. İki, Aleyna ya bir arkadaşının evine gittiyse. Üç, bunların hesabını sen nasıl vereceksin? Vicdanen sen rahat mısın? Ersin, bak ben şunu söyleyeyim. Ben şu anda benim çocuklarımın yok. Benim sığınma yanımda yok. Başlarına ne geldi benim haberim yok hiçbir şekilde. Aynı şekilde ben size söylüyorum baba. Ben çocuklarımı alıp evli olduğum eşimin yanından ona hiçbir not bırakmadan, hiç haber vermeden hangi bir erkek arkadaşımın evine gidebilirim? Ama bilmiyoruz ki. Semih, peki oraya gittiğini sen emin misin? Nereden bu kadar eminsin? Bir şey mi biliyorsun? Ya ben bir şey bilmiyorum. Ama ben yani... Bak Fulya Hanım özür dilerim. Perşembe, Cuma konuşmalarında... Tamam. Benim takıldığım konular şunlar. Bir, benim WhatsApp'taki görüntülerde telefon numarası var ama şimdi yok. Nasıl yani? Bir. İki. Eşim evden giderken mavi pantolon giydi. Anne sen biliyor musun? Ben mavi pantolon giydim. Bir saniye. Dur. Bir saniye. Üstünü falan anlattın ben, ya. Ben şimdi sadece burada takıldığım konuları söylüyorum. Küçük kızın beni küçük üstünü anlattın. Kızım için de söylemiştim. Yo Aleyna'nın şalını falan tarif etti ya. Yeni şalını takmış dedi. Bir de ben rengini bilmiyorum. Şimdi ben bunları bak gömleğini söyledin ve bunları olduğunu nereden biliyorsun? Kiracı İki, söyledi. Bak şimdi sen... Yine şunu söylüyorum. Hala senin iddian şu. Ne? Birine gitti. Tamam. Birine gitti diyorsun. Hala iddian şu. Ve hala diyorsun ki işte ben yani getirsin güvenli bir yere benim çocuklarımı bıraksın. Ben çocuklarıma bakarım. Evet. Sana şunu söylüyorum. Sor. Sen o kadar duyarlı bir babasın ki o kadar çocuklarına 4 yıldır her konuda çocuklarına bakan bir babasın ki Allah'ıma şükürler olsun. Evet, seni tebrik ediyorum. Bakın seni tebrik ediyorum. Ve 10 yaşında olan bir kızın 7 yıldır gidip bir saçına bir toka aldın mı? İlgilenmedin. Bakın ben size şöyle söylüyorum. Sen, sen bunlara karışamazsın ya. Ya bunlara neye karışamazsın? Ya sen bunların... Ya bak, o zaman ben de senin ben hakkında bir şeyler anlatayım. Söylüyorum. Ben de senin hakkında anlatayım ya. Semih bak oğlum. Ben sana şunu söylüyorum. Diyorum ki 4 yıldan beri faturamız... Ya bırak faturayı. Ben sana bir şey söyleyeceğim baba. Sen buraya kızını aramaya gelmedin mi? Bunların... Ya sen benim geçmişimi sorgulayamazsın bir kere. Neyi sorgulayamam? Sorgulayamazsın bak, ya. Bak ben eşini sorgulamadım. Hayır bak. Sen benim kızımdan sana ne bak, ya? Bak ne demek bana ne? Sana ne? Sen duyarlı bir baba sana olsan... Ne? Ben kızımla konuşuyor muyum görüntülü bak, göstereyim. Sen duyarlı bir baba olsan... Duyarlı bir baba olsan... Tamam mı? Duyarlı bir baba olsan... Tamam. Sen... Çocuklarına alınacak bir mama parasını alıp da arkadaşlarınla içki alemi yapmazsın. Sen benim şimdi, içki alemi yaptığımı gördün mü? Semih. Ya baba sen var ya çok yalancı bir insansın. Bana karşı sesini yükseltme. Sen çok yalancı bir insansın. Bak doğru ben seni çok var yalancı. Ya herkes biliyor. Bak. Anladın mı? Ben sana diyorum ki benle konuşurken sesini yükseltme. Sen bak, niye sesini yükseltiyorsun o zaman? Şimdi sana diyorum ki ben sana çünkü öyle çünkü sen yalan konuşuyorsun bak, ya. Ben çok sen yalan kızının suçlu olduğunu ya, biliyorsun. Semih. Bak şimdi. Sana ben bir şey söyleyeyim mi baba? Bak. Sen konuşmalarına dikkat Neler et. Ediyorum. Bak konuşman senin karşında evet. Büyüğün var. Konuşmalarına dikkat et. O zaman benim sen büyüğümde, evinde, benim büyüğümde yalan evinde, konuşmayacak bak, o zaman. Şu son geçmiş kızı Aleyna'nın 9 Temmuz'da tamam. Evden ayrılma. Bak yine söylüyorum. Şu 80 milyon üzerinde yemin ediyorum ve söz veriyorum ki eğer benim kızım Aleyna Demirtaş, Hira Nur ve Ömer Halis Demirtaş'la tamam. beraber 9 Temmuz günü eğer benim evimden, Sakarya'daki evimden çıkıp da kaybolduysa ve ben onları bulmuyorsam bana 80 milyon yazıklar olsun desin. Ben şunu söylüyorum. 9 Temmuz günü sen diyorsun ki benim eşim benim peşimden bir saat sonra yarım saat 45 dakika sonra çıktı. Tamam. Bak yine söylüyorum aşırı derecede rahatsın. Çok rahatsın. Bak yine söylüyorum çok rahatsın sen. Evet.
Çok rahatsın. Sen lafı ne demeye getiriyorsun? Bana onu söylesene. Rahat olmasan. Sen bana onu deme, o evde desene ne oldu ne gitti. Ne oldu ne gitti. Senin tamam kızın mı? Beni terk etti gitti benim gitti. Çocuklarımı alıp. Anladın bak, mı? Ve ilk defa da gitmedi ne yani. Geldi, ne gitti. İlk defa da gitmedi. Bunu çıkaracak olan da sensin. Hancı bir dakika. Bir dakika. Evet ya ben gittim İstanbul'a yakaladım. Bir dakika. İstanbul'a yakaladım. Dur Ersin abi. Fulya Hanım, Fulya Hanım az bir şey söyleyebilir miyim? Siz zaten bazı şeyleri biliyorsunuz. Kendiniz zaten biliyorsunuz yani. Daha önce de gitti diyor. Ben gördüğünüzü gördünüz yani gitmiş. Fulya Hanım. Ben tamam, burada yalan konuşmuyorum. Bak şimdi o konuda ama haklısın. Semih, İstanbul'a Semih, kadar gitti diyorsun ya. Ali, Semih demek istiyor ki Aleyna'nın hayatında üçüncü, yani üçüncü bir kişiden bahsediyor. Ama Semih senin de hayatında varmış birisi. Hem de 4,5 yıldır. Hayır, bak, ama bak Fulya Hanım bak ben şöyle bir şey söyleyeyim. Benimkisi 1,5 sene öncesine dayanıyor. Biz artık her tamam şeyi unuttuk. Hayatı... Kendimize bir yeni bir sayfa açtık değil mi? Her şey güzel giderken Aleyna böyle yaptı. Benim ne suçum vardı? Desen ki ben çalışmıyorum, ama evime bakmıyorum, kiramı ödemiyorum, doğalgazımı ödemiyorum desem miyim? Tamam gitti diyeceğim Semih, ben. Semih ama hani miyim? Bir Ferhat'tı değil mi o kişi? Ferhat evet. isminde birisinden bahsettiniz ya geçenki evet. yayında. O Ferhat'la da bizim arkadaşlarımız Ferhat konuştu. Değilim. Ferhat'ın o, yanında o Ferhat değil. Sen başka bir isimden mi bahsediyorsun? Hayır bak iki tane Ferhat var. İki tane mi? İki tane bir tane otogardaki var. İstanbul... Bir tane daha Ferhat evet. var. Onun yanında, diğer Ferhat'ın yanında olabilir mi evet, diyorsun? Bu... aradıkları Ferhat'a ulaşabiliyorsunuz. Ama öteki ona Ferhat'a zaten ulaşamıyoruz. Ulaştık. Öteki Ferhat'ın benimle fotoğrafları var. Otogardaki Ferhat mı? Evet. İkinci Ferhat. Siz yanlış Ferhat'ı aradınız. O sadece telefonla görüşüyordu onunla. WhatsApp üzerinden senin, görüşüyordu. Onu, senin bana verdiğin fotoğraftaki Ferhat'tı. Semih, bir dakika dur. O Ferhat'ı... O Ferhat'tan Semih, bahsetmiyorum ben. İki Semih, tane Ferhat tamam, var. Tamam öbür Ferhat'ın soyadı... Onunla da... Bende resimleri aradım. Var çocuğun. O diğer Ferhat'ın... Ferhat Koçak ismini şimdi bu çelişkili konuşuyor. Fotoğrafta arabada çok affedersin şöyle oturup sakallı bir delikanlının bana fotoğrafını gösterdi. Baba bu dedi. Bak bu dedi. Ben benziyor dedim kendisi. Ben bu demedim. Semih. Ben ne konuştuğunu demedim. Bak. Ya bilmedin mi insanı ben sana neden bak, şey yapayım benim ki? Benim mesleğim berberlik. Ya baba sen aynaya ne demeye çalışıyorsun ya? Sen ben ne demeye çalışıyorsun? Ben saçıma bakarım. Sen ne demeye çalışıyorsun? Aynaya otur. Sen kendine ne demeye bak, çalışıyorsun? Kendine muhasebe sen yap. Sen ne demeye çalışıyorsun bak, ya? Bak kendine muhasebe ha? yap. Sen benim var ya ben sana bir söyleyeyim mi? Sen tamam mı? Bak ama senin senin başka bir şeyin yok yani burada. Haddini aşıyorsun. Nasıl haddini eşinden neden boşandığını bilmiyorsun ya. Bir baba, bir baba, bir baba bak, ilk eşinden boşandığı zaman kızının neden boşandığını bilemez mi ya? Abi, ne olur bak bir şey söyleyeceğim. Sana göre. O sen baba, sen baba var ya sen daha kızın hayatını bilmiyorsun ya. Kızın evleniyor neden evlendiğini ya bilmiyorsun. Senin, kızın boşanıyor neden boşandığını senin, bilmiyorsun. Sana ben fotoğraflar... Pardon özür dilerim. Dur ya bak bugün bayramdır. Bu kadar da böyle... Sana ben fotoğraflar sunuyorum. Gerek yok yapmayın. Buraya fotoğraflar sunuyorum. Diyorum ki Semih bak oğlum. Böyle böyle durum. Nasıl bir ilk iş arkadaşı gibi bu şekilde ve senin gayet rahat bir şekilde bak, baba, yani normal. Bak, Ersin abi bak, şey ben sana diyorum ki bir dakika, bak dur, biz Semih. Onları kapattık. Onlar Semih. Artık geçti tamam mı? Nasıl geçiyor ya? Ya geçti. Ha, o zaman ederim. Geçmediyse abi, Alena Semih. Kaçmadan önce neden bunların şey lafını yapmadın Semih, bana? Semih bir dur sana. Semih bir dur. Ersin ya, abi. Biz ev tuttuk bir kere daha bize misafir olmaya bile gelmedin ya. Hiçbir kere kızım nerede yaşıyor, nerede yemek yiyor, nerede yiyip içiyor dedin mi? Geldin gelmedin mi? Gelmedin mi hiç Ersin abi? Semih geldin bak terbiyesizlik yapma. Senin sen, yerine... sen, bak bak sen baba, bana sen buraya geldiğinde, Fulya Hanım, Fulya Hanım, Fulya Hanım, bak, bak bir şimdi dur, bak, bir şey daha söyleyeceğim, yalan söyle, söylüyorsun diyecek. Söyle. Buraya geldiğinde ne dedi biliyor musun? Ben buraya Aleyna için geldim, umurumda bile değil dedi, tamam, ben sadece bana. Çocuklar için geldim, dedim mi demedin mi? Böyle mi dedin abi? Dedin mi demedin mi? Torunların için mi sadece demedin buradasın? Mi? Ben sinirlendiğinde söyle. Allah çocuklarına... Ne zaman dedi sana? Yapma. Buraya Adapazarı'ndan ilk geldiğinde bizim oraya. Ayın 9'unda Aleyna kayboldu. Ondan sonra babam buraya geldi. Ben dedi ki buraya dedi... Hatta evimde kendisini misafir ettim. Hatta rahat etsin diye duş alır diye... Kendi annemin evine gittim rahat etsin diye. Sonra doğalgaz nasıl açılıyor dedim. Tarif ettim. Oturduk muhabbet ettik. Ablamlara da aynı şekilde bak, dedi Semih, ki ben Aleyna için... dedi. Ben bak, dedi yemin ediyorum bak sadece o çocuklar için geldim dedi. Belki bak, bir anda öfkesinden tamam, Aleyna öfkesinden de demiş olabilir ama. Bilir, sen, ama o zaman demedim. Senin diyorsun ki kızının yaptığı pislikler. Tamam. Diyorsun ki eskiyi niye karıştırıyorsun? Ama ya, bak sen burada sen açıyorsun bunları burada. Tamam, ben açmıyorum. Tamam, ben buraya çoluğumu çocuğumu aramaya tamam, geldim. Tamam oğlum özür dilerim. Ben sana şunu söylüyorum bak.
Gayet sakin. Sonra diyorsun ki bana saygısızlık yapıyorsun ya. Sinirlendiriyorsun beni ama. Tamam. Özür dilerim. Sen büyük adamsın. Buyur. Sana şunu söylüyorum. Diyorsun ki ya Aleyna'nın yaptığı bir şey. Ya kusura bakma. Ben yine söylüyorum. Tamam. Ben ilk önce aynaya şöyle bir bakarım. Ben derim ki ben ya bak hatta ben nasıl bir rahat adamım ya. Nasıl ya, rahatım ben ya? Şimdi ben yine söylüyorum. Artık birine bir laf söylerken adamın paçasındaki pisliğe bakarken tamam. kendimdeki adamdaki lekeyi söylediğim zaman kendi paçamdaki pisliği görmem lazım. Ersin abi sen ne demek istiyorsun ben benim anlayamıyorum. Açık konuşur varmış. Musun? Vallahi, ne demek benim istiyorsun? Açığı, bir dakika dur ne demek istiyorsun? Açığı şu. Diyor ki Aleyna'nın pisliklerini görmüyorsun. Ya sen kendine mi bak diyorsun? Ya ilk önce bir düşün. Ben diyorum ki kardeşim ben burada 80 milyona girilen bir fotoğraflar var. Bir düşün. Bunların bana açıklamasını yap. Sen hala ve hala. Şunu mu diyorsun? İyi bir baba olamadı, iyi bir koca olamadı. Eviyle ilgilenmedi diye mi gitti Aleyna diyorsun abi? Hayır. Ben diyorum. Ben tamam sen dedin ya senin de şunların bunların var. Şimdi burada ben özür dilerim. Bir şey soracağım. Buyurun. Madem bu kadar iyi bir babasınız Aleyna niye sokağa kaçtı da size gelmedi? Evet. Böyle babaya, böyle kocaya kız kaçmış gitmiş zaten. Aleyna, madem bu kadar koruyucu, iyi bir babasınız, evet. Benim haddim değil sizin babalığınızı sorgulamak. Madem bu kadar koruyucu, bu kadar iyiydiniz, niye Aleyna otogarlarda şurada burada dolaşıyor da babacım diye sizin kollarınızın altına neden gelmiyor? Neden gelmiyor olabilir ama biliyor musunuz? Dur, söylesin. Babası Semih'e tekrar geriye gitme dedi ona. Git ama sana bugün yarın gene siz tartışacaksınız. Sen gene geri geleceksin dedi. Çünkü Semih'e gitmesinde benim abimi, benim ablamı. Biz dedik ki hadi çocukları var bir şans daha verelim dedik. Kendisi de Aleyna ne istiyorsa ben yalan peki, konuşamam kardeşim. Peki sizin objektifinize inanıyorum Asuman Hanımcığım bir şey soracağım. Dedi ki biz yeniden bir düzen kurduk 5 tamam, ay önce. Evet. Evimizi tuttuk, tövbe ettik eskilere. Evet. İkimizi maziyi kapadık. Bir de bir şey. Sonra her şey iyi gitmeye başladı mı? Bak şimdi bir de bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Semih'in dediğine göre öyleydi. Evet çok iyi. Hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Ama bana hatta Aleyna... Hatta Fulya'nın gelin fotoğraflara bakın kızımı alıp hamburgeri yemeğe götürdüm mesela bir yere. Bak doğalgazlı yani eve geçmeyi yani. Ben ona bir şey demiyorum bak. Aleyna ne isterse yaptı bak ona bir şey demiyorum. Güzel. Bak bu çok önemli bir cümle. Avukat Hanım. Aleyna ne isterse yaptı. Yaptı yapma dediği çünkü hep fotoğraflarını attı sürekli. Ama bu kız benden anne... Mesela olmayabilir bazı eksiklerini istedi. Evet gönderdim. Gönderdim. Zaten, gönderdim. Maddi yönden bazı sıkıntılar maddi, vardı. Maddi manevi destek yaptım. Tamam ona da bir şey demiyorum ama bu kız nerede? Hayır ben mantıklı düşünmeye çalışıyorum. Ben eğer ev düzmeye uğraşıyorsam değil mi? Evimi düzmeye uğraşıyorum ben ya. Bir şeyler yapmaya uğraşıyorum. Niye? Evet. Çocukları babasız kalmasın diye. Ama bir şekilde Aleyna'nın... Ama bir şekilde Aleyna bu ortadan yok bir oldu. Bir şey söyleyeceğim. Aleyna siz Semih Bey kızgınlığı geçti zannetseniz bile bence size kızgınlığı devam hayır, ediyormuş. Devam ya da bir şekilde bakın, iletişimsel evet. olarak da kızgınlığı Adana, devam evet. ediyor ki gitmiş. Yani peki, Semih, babasına da gidemiyor çünkü Adana, babası da rest çekmiş. Bir şekilde bakın siz rest çekmişsiniz. Evet, yani Hanım, şöyle yapmışsınız. Demişsiniz ki sen madem eşinle barıştın... O zaman yanlış bir şey yaptın bize de gelemezsin. O yüzden de ama Aleyna kurtarılabilecek bir alan bulduğunda gitti. Özür dilerim. Bir yere tutunmadan gitmez bu kız. Tutunacak anlıyorum. Bir dal buldu. İki tane çocuk yanında evet. yani. Ben şunu söylüyorum. Birisine güvendi gitti anladığım kadarıyla. Yani mutlaka birisine güvendi. Evet. Güvenilecek yer çünkü aramış. Çocukların biri bir şimdi, yaşında biri dört yaşında. Küçücük avukat daha hanım, yani. Söylediği bana sorduğu soruyu yanıt vereceğim. Ondan sonra sizin sorunuza. Şimdi avukat hanım diyor ya yani madem bu kadar iyi bir babasınız. Doğru avukat hanımın gözünde ben iyi bir baba profili çizmem olabilir. Estağfurullah hayır. Lütfen, ben mesela bir sorunum olsa annemize babamıza tabii, gideriz. Evet şimdi ama benim kızım, onlara gitmiş bakın, olmaması kızım, kötü bir baba olduğu anlamına bakın, da gelmez kızım, senden abla ben çok iyi bir babayım demiyorum. Bakın ben bayram geçtiğimiz cumartesi pazar gittim aşırı derecede bazı konuda tepkiler oldu. Sen bir neyse, ara şiddet uygulamışsın abi doğru mu? Kime? Aleyna'ya. Hayır. Öyle bir... Şimdi hayır, ben şunu söylüyorum. Baba. Birinci hayır, ayda ben kızarım. Kızım beni aradı. Bak ben kızarım. Bir saniye Yasmin. Birinci aradı, ayda beni kızım aradı. Şimdi Semih dedi ya o zaman. Hani akşamdan burnunu ısırdı. Sabah da işte ben telefonla yakaladım. Evet.
Lütfen sesimi şey yapma. Şimdi ya avukat, avukat hanımın sorusuna ben yanıt veriyorum. Beni aradı. Babacım dedi yetiş, Semih beni dedi öldürür, çok kötü dövdü. Tamam dedim kızım. Hayırdır ne oldu? Hani gayet çünkü diye ne oluyor dedim yani ben yataktan fırladım. Dedim bir sakin ol. Kapattım telefonu ben kendime çünkü kalktım aradım numarayı. Aleyna'nın numarası değil baktım. Komşusun. Abi bir saniyeydi verdim. Verdi Aleyna'ya. Dedim ne oldu? Dedi böyle böyle durum oldu dedi. İşte yemek masasının altında vesaire vesaire işte kafasını vuracaktı. Ben dedi kaynanıma dedi ters konuştum dedi. Ondan Semih dedi başı birbirimizi boğazını sıktık. Semih dedi başladı bana vurmaya. Neyse. İttirip yere de düşürmüş. Bunu İranlı söyledi. Ondan sonra ben en yakınını aradım. En yakınını aradım. Dedim böyle dedi ki evet Semih tokat attı. Semih yere itti. Ve tekmeyle vurduğunu. Ben bak, sana bir şey söyleyeyim baba. Lütfen. Ben avukat, sana bir şey söyleyeyim mi? Bak tokat hanımı, attı diyorsun ya. Aleyna. Bak Aleyna. Avukat hanımı peki dövdünüz mü? Hayır tokat atacak olsaydım ben onu o hataları yaptığında döverdim. Ben işime bu zamana kadar bir tokat dahil atmadım ya. Söz isteyebilir miyim? Söyle buyur. Madem o kadar çok pislik yaptı diyorsun tamam. Semih de. Tamam. Ben kendim kadın olarak başka bir kadın bana aynı pisliği yapmış olsa hı-hı, eşime. Hı-hı. Kusura bakma. Ne kadar çocuklarımın babası da olursan ayrılırdım. Ol. Annesi de olursan olsun kusura bakma ben onu almam. Niye aldın o zaman da? Niye? Avukat hanım, aldın gittin ya. Şu an benim kızım nerede? Asuman Hanım çok haklısınız. Madem şiddet gördü kızını, evet, o anda sahip çıkacaktı. Bakın çıktı, ben aradım. Ne dedi çıktı, bana? Söyleyeyim ben size onu anlatmak istiyorum. Çıktı. Lütfen avukat hanımcığım. Çıktı lütfen çıkmadı ya değil. Ben aradım bak ben, özür dilerim. Neyse kızım gel gittim ben. Pardon Semih'i aradım. Gittik, tabii ben sinirli bir vaziyette dedim ki hayırdır oğlum ne yaptınız? Ne yaptınız dedim ya. Ne yaptınız yani bu ne oldu mevzu? Bana dedi oğlum deme. Bak. Mevzu sen var ya çok. Bak. Yemin ediyorum var ya. Diyorum. Telefon açtığında bana ne dedi biliyor musunuz? Ya. Avukat hanım. Lan dedi. Eşinin cep telefonunda yasak aşkın belgelerini bulan İcabil Bey'in eşi ilk kez konuştu. Eşime diyorum cemlermiş mesaj çekmiş. Karınla yatmayacaksın, karınla yatak orasını almayacaksın. Ve benim eşim yatak orasını kilitler duruma geldik. Eşimin telefonunun şifresini kırdım. Sildiklerini öğrenmek için bir seriye yüklettim. 20 yakın fotoğraf, video gördüm. Bayağı uydum sözüdüm. Elif yüzüne bana çok çektirdi. Yani o anda bittim. Az sonra Fulya ile Umud'un olsun da. Fulya ile Umud olmak için bildiklerinize ihtiyacımız var. Siz de Umut olmak istiyorsanız bizi hemen arayın. 0536 451 9564 ve 0536 451 9566. Herkes sakin olsun lütfen. Şimdi, lütfen Ersin abi bak sakın lütfen ayağa kalkıp da ya, sakin ol. Özür dilerim, özür dilerim. Tamam özür dilerim. Ben bu ilk İstanbul'a gitme mevzusundan sonra tabii cezaevindeyken ben kendisini aramıştım. Dedi ki oğlum madem benim kızım bir hata yaptı. Tabii mevzuyu bilmeden inanır mısınız kızımı dinlemedim. Açık açık söylüyorum aradım. Dedim ne oldu? Dedi ki baba böyle böyle mevzu oldu. Tamam oğlum. Senin karın, senin çocuğun boşa. Siz daha iyi bilirsiniz bu çocuk nasıl verildi falan. Dedi ki bana baba ben dedi eşimle görüştüm. Biz birbirimize de söz verdik. Ben karımı seviyorum. Biz birbirimize söz verdik. Tekrar da yeni bir sayfa açacağız. Bak bir şimdi daha kimse kimseyi üzmesin. Ha? Şu anda söylüyor bunları. Burada söylemiyordun ama daha önceden. Hayır, bir de boşa hayır demiş bana. Sen ne zaman bana boşa dedin ki? Ne zaman dedin? Bak, ne zaman dedin? Ben sana o şerefsizi ver telefona bana. Dememiş miydin? Bak Semih. Kızı ben sana mi? Evet. Bak ben sana. Ben yalan mı atıyorum? Yalan atıyorsan bakın dokümanları çıkartın mı musunuz? Ben sana Fulya diyorum bakın. Ya hala diyorsun ki dokümanı çıkaracağım. Ya dokümanı ben yalan konuşmuyorum işte. Yalan sakin konuşmuyorum. Ol. Sakin ol be. Bak özür dilerim. Ya doküman çıkaracağım diyorsun. Çıkaracaksın dokümanı. Ya diyorsun, çıkartın sana, bakın. Al sana diyorsun ya. Benim de burada yalancı olduğum ispatlı o zaman. Kim yalan söylüyor kim doğru ben, söylüyor. Ben bu kız bana ne zaman geldiyse geldi. Ömer Halis'e, Ömer Halis'e hamileyken yine söylüyorum hamileyken sen aradın.
beni, bana baba Aleyna benim telefonlarımı açmıyor, engellemiş. Şimdi benim kızım terbiyesizlik. Sana göre, sana göre senin benim hayatındaki kadın, çok affedersin, senin hayatındaki kadın hep problemli. Ya ben ilk önce bir kendime bir bakarım ya. Acaba bende bir ya benim var neyim mı? Var, neyim, ne yapmışım ben? Ya senin ne yapmışım ben ya? Hayat ne yapmışım temiz, ben? Temizsin ya. Ama çok, Erkin Bey, siz de ilk geldiğinizde benim kızımın problemleri var dediniz. Bakın, evet var. Ama söylediğim var. Yani benim de kızımın daha önceden var dediniz. Yine söylüyorum, benim kızım yani Aleyna aşırı derecede kıskanç bir çocuk. Yani ben beni çok kıskanıyorum ki. Beni çok kıskanıyordu ki beni bırakıp kaçtı değil mi? Evet. Her kaçtığında Semih seni çok seviyor diyordun. Seven insan niye böyle yapar? Madem senin kızın, senin dersin, özür dilerim. Niye ya geldin, her geldiğinde kapıda evet, baba veya dayılar, kayınbiraderler aradın, dayı veya teyze özür dilerim bir daha yapmayacağım, aynı şekilde şans istedin. Ben ne için şans istedim? Ne için şans istedim ben sizden? Onu açıkla. Çocuklar Aleyna'yı geri istedi. Ya yapma Allah aşkına, Semih, yapma ya. Semih. Şurada bizim, bu seferki gitmesinde bakın, burada, bizim hep benimle diyaloğa girdin. Babanla girmedin. Ben biliyorum Semih. Ben biliyorum. Ya anne bak. Aleyna gelsin. Ne isterse alacağım şurada, dedin. Şu değerli Aleyna hocalarımızın gelsin yanında. Bak, geçen de anne daha ne yapayım yani? Daha ne yapayım yani? Tartışmasılması gereken. Ama biz burada evladımızı istememiz gerekiyor. Bayram ya. E tamam ama sen başlattın burada yine eskide açmaya. Ben başlatıyorum. Ben mi açtım yani şimdi burada? Şu mübarek bayramda biz yani benim hakikaten yani hocalarımızın bize kızması gerçekten haklı. Ben size söyleyeyim mi? Bak ben sizi şimdi uzaktan takip ettim, dinledim Semih. İkinizi de dinledim. Bence bizi Aleyna da bir yerlerden izliyor. İzliyor ve dinliyor ve görüyor. İzlesin artık. İzliyor. Benim o iki çocuğu alıp gitmesi, o bir yer buldu gitti. Yani bir yer derken bunu belki güvenceye bir arkadaşın bir yer, da. Güvenceye bir yerde. Ayşe'de, Fatma'da tamam, bilmiyoruz Ayşe'de, bunu. Tamam Ayşe'de, Fatma'daysa Fulya'nın. Ya yakın zaman bir dostunun gelsin, evinde belki. Evet, gelsin. Anlatabiliyor burada muyum? Burada hep beraber oturup lütfen konuşalım. Lütfen arasın zaten. Ben arasın. Buradan Aleyna'ya da seslendim. Yeniden sesleniyorum. Görüşmek istemiyorsa en azından ekip arkadaşlarımızla benimle konuşsun. Ben ulaştırırım söylediğin veya söyleyeceğin şeyleri. Aleyna. Şeyden de bıkmış olabilir. Vay Semih öyle diyor, baba böyle diyor. Artık hani ikinizden, iki taraftan da usandım, yıldım. Ben çocukları alıp gidiyorum hayır, da, hayır, diyebilir. Hayır, bir hafta olabilir. Sonra. Ama doğru ben neye söylüyor, takıldım? Doğru evet, söylüyorsun çünkü ben biraz kendimle bir kalacağım da demiş istiyor olabilir. Bak bu da olabilir. Hemen yani işte Ferhat'a gitti, Ahmet'e gitti, başka bir adam. Hemen deme. Deme günah. Belki de gitmedi. Belki de Ayşe'ye gitti, Fatma'ya gitti. İşte demin bunu Semih, vurguluyorum. Yapma. Böyle baba, böyle koca. Yani burada şimdi birbirinizi yemeyin yani. Semih. Ayrıca sen o evden de çıkman yani evden taşınıyor evet, musun evden galiba? Ben doğru bir hareket değil o şu burada an. Niye gidiyorsun evet evden? Belki kız dönecek iki çocuğuyla. Kirayı mı ödeyemiyorsun? Kadar... Maddi hayır, sıkıntı kira, mı? Ben niye bir boşaltıyorsun Semih ya? Taşınma şu an. O doğru bir davranış aynen, değil. Aynen giremiyorum. Belki doğru gelecek bir kız bir hafta sonra. Esra, bunu da sen irdele. Manen giremiyorum o eve diyor. Ev üstüme geliyor diyor. Tamam girme, giremesin ama kalsın. Ama niye boşaltıyor? Ama ev kalsın. Girmese dahi kalsın. Çünkü Aleyna için de kötü olur. Bilmiyoruz. Belki gerçekten güvendiği bir limanda kafasını dinlemeye gitti. Çocuklarıyla gitmek çok kolay bir hareket değil bir kadın için. İki tane küçük çocuğu var. Belki sizi de bırakmak istemiyor. Bir kafa dinleyecektir. İlla bir erkeğe gitti demek de bir kadın için tabii çirkin ki, bir tabii şey. Ki. Böyle tabii bir şey de demeyelim. Demeyelim güvendiği yani bir arkadaşına da gitmiş olabilir. Evet, evet, Aleyna'ya da seslenirken lütfen söyleyin. Biz ikimiz zıt olarak sana bir tercih yaptırmak istemiyoruz. Gel birlikte bize kavuş. Biz senin güvenli limanın olalım. İki tane güvenli limanı olsun. Ne evet, kadar güzel bir şey. Burada evet olmadığınız gün biliyorum ben o tartışmayı söyledim. İzledim ben. Dedim ki, evet. Dedim ki özellikle söyledim. Yine söylüyorum. Kızım Aleyna. Ses her mi nerede ve ne şekilde duruyorsan. Bak iddialar çok büyük. Yani ortalık iyice geriliyor. Hani benim dur korkutma. Yok yok. Benim umursamaz bir baba olduğum söyleniyor. Ve iyi bir baba olmadığım burada tartışılıyor. Kızım sana yalvarıyorum. Sana yalvarıyorum. Uzun Çınar Köyü mahallemizdeki ablaların, komşu annelerin, abilerin gerçekten seni çok seviyorlar. Çok çok selam söylediler. Yine söylüyorum. Burada değerli hocalarımızın
Yani tabii ki beni eleştirecekler. Bu yani bu eleştirmeyecek diye bir şey yok. Ama yine söylüyorum kızım sana. Seni çok seviyoruz. Bakın Fulya Hanım gerçekten kaç gündür yardımcı oluyor. Allah razı olsun. Yani söylüyorum neredeyse ne şekilde bana gelmek istemeyebilirsin. Belki iki ay önce bana kızmış olabilirsin benim sana söylediğim sözden dolayı. Ama eğer yine söylüyorum benim buraya gelmek yani gelip de bana benimle konuşmak istemeyebilirsin. Bak annem burada annem, kaç günden annem. Beri fena. Babaannen evde 85 yaşında. Kardeşin asker. Komşularım perişan. Yine söylüyorum kızım. Ben diyorum ki Semih burada eşin. Gel. Otur karşımıza. Baba sen şöyle 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 yanlış yaptın. Semih senin şu 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 yanlışın var. Bak 3 tane değerli hocamız burada. Ya bir de şunu diyeceğim. Kaçma. Ayrılın o zaman. Gel. Anlaşın, boşanın. Evet. Fulyacığım biz de istiyorum. Yani niye böyle? Biz de elbette bak avukat yapalım. Bak Handan abla burada. Neyse anlaşamıyorsunuz. Sağcım da ona sıkıntılarıyla ilgili ben, destek versin. Terapi desteği. Tabii. Tabii. Şimdi ben, o çocuklara bilmiyorum yanında parası pulu var mı? Bilmiyorum hiçbir şeysi yani. Yokmuş. Hiçbir şey de yok. Ne paranın ya bir yaşında dört evet. yaşında iki tane küçük bebek var yanında şimdi. Yine birine güvenip gitmesin. Gel boşanın gel. Ayrılın tamam yeni bir hayat kur kendini ama yani bu kadar iki haftadır ne bir ses var ne bir iz var yanında iki tane çocuk var. Bak annenin gözü yaşlı bu bayramda ara konuşturma eğer konuşmak istemiyorsan konuşturmayacağım söz veriyorum. Ama sen ara biz duyalım en azından yüreklerine bir su serpelim ya. Kızım burada üç tane değerli hocamız var. Dalında uzman. Söz veriyorum. Yani onlar gerçekten yardımcı olacaklar. Evet elbette. Yani, tabii ki. Olacaklar çünkü elbette. Bakın yine söylüyorum belki kızabilirsin evet. diyebilirsin. Evet. Yani avukat hanım işte yani babama belki biraz şey davranıyor. Tabii ki davranacak. Görevi o, vazifesi o. Psikolog hanım belki beni eleştirecek. Tabii ki görevi o. Kızım seni seviyorum. Gerçekten seviyorum. Ben bir babayım. Yani çoğu baba sana sevgisini söylemeyebilir. Eşim burada tartışabilir, tartışma olur. Sana söz veriyorum yanında tartışma olmayacak. Oturacak karşıma. Senin şu hatan, senin bu hatan diyeceksin. Evet. Aleyna zaten yanında ekip arkadaşlarımız da olacak. Korkma. Tamam mı? Nerede durmak istiyorsan. Sen gel. Korkma söyle. Seni yalnız da bırakmayacağız. Asla. Ne demek istediğimi anladın. Hepimiz yanındayız. Evet. Bak Handan abla burada. Evet. Ne gerekiyorsa. Hepimiz yolunuzu yanındayız. Ayırırsınız şimdi, ablacığım. Tabii. Problem değil bu. Fulya Hanım ben bu programlardan edindiğim az çok bilgiye göre şu. Kızım yine söylüyorum. Benim ve Semih'in bu saatten sonra iğnenin ucu kadar. Bak ne diyorum. Benim baban Ersin Cengiz'in. Ve Semih Demirtaş'ın iğnenin ucu kadar en ufak bir sana karşı iması olursa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu saatten sonra zaten az çok devrede. Bu konuları ben söyleyeyim yani bu konu programları takip edeyim. Bu arada Ersin abi sığınma evinde yok Aleyna. Bak tamam olabilir. Onu da söyleyeyim olabilir. Ben doğrudur. Sığınma evinde yok. Ersin şimdi, bari barıştığınızı da görsün bir sarılın belki de. Bak ben diyorum benim kimseye bir kırgınlığım yok. Ama belki bir sarılsanız onun hoşuna gider bir elini tutun. Benim kırgınlığım Saman Alevi. Benim kırgınlığım sana var. Hayır bir gelin bir elini söylesin Semih. Evet. Semih kalk söyle be gerçekten gel. Korkutmayın gel evet. ya. Gel. Ya. Gerçekten hangi kameraya bakacak gel Semih. Gel bir seslen Aleyna ya korkmasın. Burada birbirinizi yediniz yapmayın ya. Seslen. Yani Aleyna eğer bizi izliyorsan yani hiç kimseden korkmana gerek yok. Evet. Kimse sana zarar vermeyecek. Burada avukat hanım da var. Hepsi var. Yani hepsi hep ikimize de çocuklarımıza evet. da destek çıkacaklar. Eğer her kimin yanındaysan yani bırak onları gel yani. Dön yani ailenin yanına. Evet. Ah Semih ya. Ah ablam ya. Tabi bayram. İki tane çocuğundan uzak da o da bir baba. Ay ne zor bir şey ya. Gencecik. Ya ayrılın vallahi anlaşamıyorsanız böyle gizli kapaklı. Gel gel gel. Üçüncü bir kişi mi var? Tamam hadi yani doğru değil de bu evlilikte. Hiç değil hem de. Ya ama ayrılın kardeşim yürütemiyorsanız. Üçüncü kişiye varana...
El öpün bir bayramlaşın. Hadi. Hadi Aleyna bak sen de bu manzarayı aynen. Gör. Şimdi aynen gör. Ne söyleyecektim onu da unuttum da. Yani ben kızım tekrar sana söylüyorum. Sinirli yani, bozuldu tabii. Haklısınız yani. Biz tamam burası az çok yani bildiğim kadarıyla tartışma programı evet ama buraya gel her neredeyse gel buraya. Bak ben kaç günden beri perişanım. Perişanım. Yani Allah razı olsun kamera arkasındaki ekiplerden. Yani abi üstüme titriyorlar. Yani eve gittim sığamıyorum. Sığamıyorum ya yine söylüyorum. Yani benim bakmakla yükümlü olduğum. Hadi diyeceksiniz ya evdeki ailem var. Çok affedersiniz hani aldıysanız geçen gün. Ben hani küçük başlarına hani koyun baktığım için mecbur onların biliyorsunuz yani az çok şeyleri var, bakımları var. Aldıysan bakacaksın. Ya bakacaksın ya bakmayacaksın. Çünkü ben onlarla evlat, uğraşıyorum. Evlat bakacağım. Bu kamera arkasından Allah razı olsun bir bayan bir gün dedi ki bana abi yoruldum. Dedim ben yorgunluğumu dedim sana anlatamam. Nasıl dedi? Başladım anlatmaya. Tarlaya gittim. Berberim, tıraşa gittim. Hayvanlarıma gittim. Abi, tamam. Ne oldu? Ya ben dedi, yoruldum. Ben yoruldum diyorum ama sen benden gerçekten yorulmuşsun. Ama yorulduğumu söylemiyorum. Sır bunlar senin için. Şefin eli. Bak senin için. Çık kızım. Neredeysen çık. Çık. Yani biz bu saatten sonra ne olursa olsun... Ya yine diyorum yani hep aynısını tekrarlamak aklım bıktım. Biz hep yanında bakın burada olacağım. Değerli hocalar var. Bu arada Ersin abi dur ben bir Aleyna'ya bir şey daha diyeceğim. Aleyna ablacığım sen ara biz hemen bir araçla çıkartırız seni aldırırız neredeysen. Veya farklı bir şehirdeysen biletini alırız her şeyini alırız biz seni buraya getiririz yani. O konuda da çekinme olur mu? Yani sen ara diyoruz ama neredeysen arkadaşlarımız gidecek alacak. Hep yanında olacak ekip arkadaşlarımız. Ne istiyorsun? O konuda aynen. Hiç korkma ablacığım. Kızım gel buraya. Yani ya burada birbirinden uzman hocalarımız var. Hepsi biliyorlar neyin ne oluyor. Ben burada ne kadar konuşursam konuşayım. Evet. Ben tıraş ederim, hayvan bakarım. Avukatlıktan anlamam, cinayet uzmanından anlamam, psikologdan anlamam. Herkes kendi yolunu gidiyor. Onu üzen, sıkan neyse... Onu böyle gelsin anlatsın. Kaçmayı anlat kızım. Yönelten neyse anlat. Konuşalım. Hayır kimden mi? Korkuyorsun? Yine söylüyorum bak. Kızım kimden korkuyorsun? Hadi anlat. Bu bayram çıksın yeter ya. Yeter ki de bak bu çıktı bayram. Bayram olsun. Gel kurban, Ersin abi. Mübarek kurban bayramı kızım. Evet. Gerçekten bayram mı yaşadım? Bayram mı yaşıyoruz evet. Bilmiyorum. İnanır mısın? Sabah akşam buradan gittim. Gecenin 3'ü. Eve girdim. Saat 4'ten beri 1 gram uyku uyumadım ve mahalle sana çok selam söylüyor kızım. Çık, neredeysen çık. İzleyicilerimize çık. De buradan bir kez daha mesajımızı yolluyorum. Komşularım perişan. Gören varsa. Arkadaşlarım perişan. Aleyna, sevenden insanlar Ersin perişan. Abi dur ben de bir çağrı yapayım. Aleyna'nın fotoğrafını bir daha verelim. Aleyna 2 hafta önce kayboldu Tekirdağ'da. 22 yaşında 2 çocuğuyla beraber evden çıktı. Bir daha haber alınamadı. Görenler varsa, bilgisi olan varsa lütfen bizi arasınlar. İhbarlarınızı bekliyoruz. İzleyicilerimize çok şey düşüyor böyle konularda. İnşallah veya Aleyna bizi arar da çifte bayram olur. Biz hep yanındayız Aleyna. Lütfen senden bir haber bekliyoruz ablacığım. Çok teşekkür ediyorum Ersin abi. Sağ olun. Yarın yine devam edip söyle diğer konuya geçeceğiz çünkü. Kızım, annen... Daha önceki fabrikada patlamada yaralandığı için hassas hani artık yani hani bir şey olacak diye geçen akşam burada kalsın dediler. İnanır mısın bir şey olacak diye abi bize güvensizlikten değil. Yalnız bensiz yalnız duramıyor hocam duramıyor. Ya üzme şu kadını lazım be Aleyna. Çünkü üzme korkuyor be. Patlamada benim eşim havai fişek patlamasında yaralandı. Yaralandı. Korkuyor. En ufak bir şeyden, panikten, üzüntüden dayanamıyor artık. Tabii o da büyük bir travma. Sinir krizleri geçiriyor. Tabii, lütfen. Tabii. Dön kızım, dön.
Asuman abla, senin sesini duysun. Beyler siz biraz sus. Asuman abla, sen sesle. Aleyna, annem. Zümrüt gözlü kızım, ne olur. Küçücük de olsa bir haber ver artık. Dayanamıyorum, yapma anneciğim. Lütfen annem. Annem sen benim her şeyimsin anneciğim. Yapma ne olursun. Yapma bir tanem. Dayanamıyorum artık. Ne olur annem. Sana yalvarıyorum anneciğim ne olur. Bana bir haber ver. Anne ben iyiyim. Kimseyi görmek istemiyorum desem bile yeter. Kızım fena olacaksın. Yeter ki yaşadığını bileyim annem lütfen. Bir kadıncağıza bir su verelim. Asuman abla. Asuman abla. Gel bir su içeceğim. Gel canım. Peçete. Peçete. Peçete mi? Peçete. Ercan, bir peçete verir misin? Bir telefonumuz var değil mi? Ferhat'tan bahsetmiştin ya seni. Ferhat diye birisinden. Ferhat'ı tanıyan Kürşat Bey bağlanmak istemiş. Bu Evet, evet. Bu iki Ferhat, hangi Ferhat'ın arkadaşısınız siz? Soyadı ne sizin? İki Ferhat'tan bahsediyorsunuz. Fulya Hanım, merhabalar. Merhaba. Arkadaşımıza da artık sabır diliyorum, ailesine de sabır diliyorum. Evet. Programınızı böyle beğenerek görüyoruz. Sağ olun. Ben bir 15-20 dakikadır ben yayını seyrediyorum. Hı hı. Bu kişi internet yoluyla, işte Instagram, böyle sosyal mecralarda evli kadınları, özellikle evli kadınları kandırıyor. Ben şimdi şehir dışında çalışırken, şehir dışı işlerim vardı, 15-20 gün, bir ay gidiyorum. Benim eşimi de Instagram'dan, Facebook'tan mı ne, işte çiçekler, böyle güller, müller göndererek... Sizin eşinizi? Sizin eşinizi evet, de eşimi kandırıyor. Evet, benim eşimi kandırdı. Ben eşimi gittim, otelden aldım. İstanbul otogarından, otelden aradılar. Bu bahsettiğiniz evet, Ferhat ne iş yapıyor? Bu Ferhat ne iş yapıyor peki? Ya bu Ferhat o zaman bir kafede çalışıyordu. Bir kafede işte barmenlik, işte barmenlik, bitmen işte böyle çay... Nerede? Nerede? O zaman Antalya tarafında bir yerdeydi. Ama bunun nerede olduğu belli değil. Nerede akşam, orada sabah. Fotoğrafını göstersek acaba tanıyor bir evli kadın aynı var. Aynı kişiden mi bahsediyor? Olabilir kadının, ne bileyim ev eşyası olabilir, bilmem ne olabilir. Bu şekilde kandırıyor. Abi 15-20 gün eğleniyor. Otel parasını İstanbul'dan, otogardan beni aradılar. Otel yönetiminden aradılar, resepsiyondan. Dediler eşiniz burada. Biz yaptık işte, zorladık çünkü 15 günlük hesapları vardı dedi. Burada kal dedi Ferhat Koçak isimli şahsa. Benim de çocuklarım olduğu için ben kötü bir şey yapmayayım dedim. Affedeyim dedim. Affettiğime pişman oldum. Eşimi aldım geri getirdim. Bir sene sonra, bir buçuk sene sonra yine böyle sosyal mecralardan, yine böyle ya evli kadınlara musallat olan terbiyesiz insanlar var. Eşiniz yine mi Ferhat'la beraber gitti bir yerlere? Eşim yine başka birine şey yapmış. Yani bu sakallı, ben bunu bulamadım. İstanbul'da çok aradım, bulamadım. Fotoğrafı nasıl sen biliyorsun değil misin? Ben tanıyorum çocuğu. Ben biliyorum. Evet, bir resmini Semih. Şimdi resmi atacağız size. Şimdi ekrana vermeyelim de aynı Ferhat'tan mı bahsediliyor? Varlığını ne zamandan beri biliyorsun? Nasıl öğrendim? Nasıl öğrendin? Ne zamandan beri var bu Ferhat? Bir tane oyun vardı böyle, savaş oyunu böyle. Aha. Aleyna o oyunu çok oynuyordu.
Adını unuttum şu anda da. Çiftlik oyunu, çiftlik. Çiftlik. Ya çiftlik oyunu ha, bir de şey vardı. Savaş oyunu var böyle. Tamam. Oyun oynuyor. Bir de orada gruplar var böyle. Tamam. İşte oraya o lazım, buraya bu lazım. Online oyunlar hepsinin onlar. Profilli var mesela böyle. Tamam. İşte grup grup oynuyorlar, savaş yapıyorlar mesela. Oradan da işte işte biri ona istek atıyor mesela. Oradan konuşma isteği atıyor. Konuşuyorlar işte öyle falan filan. Muhabbetler oradan başladı. Yani oyun üzerinden tanıştı o dediğim şahısla. Ne zaman ama? Ya ne zaman? Çok oldu yani, bayağı oldu. Çok oldu. Evet. İlk bir İstanbul, bir Ferhat daha vardı ya. Evet. İstanbul'a gitti. Evet. O Ferhat bu Ferhat değil. O değil. Bu o İstanbul'daki değil. Başka, ötekisi başka. Tamam. Bu ikinci Ferhat. Bu, evet. İkinci olay bu. Evet. Aynı kişiden mi bahsediyorsunuz bilmiyorum ama şimdi ekip arkadaşlarım buradan beni uyarıyorlar. O senin bahsettiğin Ferhat'ın fotoğrafını Kürşat Bey'e şimdi atacaklar. Çünkü gördüğünde tanıyacak, değil mi? Kürşat Bey, siz görseniz evet, evet, tanırsınız. Ben, bana şey otelden gittiğim zaman şey yaptılar, kameralardan baktım. Çocuğun şeyini tanıyorum, tipini tanıyorum. Hatta bir Instagram hesabı da vardı, oradan da şey yapmıştım. İstanbul'da biz aradık, bulamadık. Yani bulsak da ne yapacağız ki yani şimdi... kadın kendi isteğiyle gidiyor. Ben polise gittim. Diyor ki kadın kendi isteğiyle gitmiş diyor. Biz ne yapabiliriz diyor. Savcılığa gittim. Savcılık diyor ki kendi isteğiyle gitmiş. 18 yaşından büyük diyor. Reşit diyor. Biz ne yapabiliriz diyor. Yani bunun artık Türk Ceza Kanunu'nda bir şeyi yok diyor. Bir yaptırımı yok diyor. Belki İki tane çocuğunu bıraktı. Bir tane affedersiniz çocuğu daha anne sütüne şeydi. Yani bu şekilde kandırıyorlar. Öyle güzel sözler öyle yani. Şimdi çalışan erkekler çalışan erkekler işte evine 3 kuruş parasını getirmek için, kirasını ıvırını zıvırını ödemek için affedersiniz ağır şartlarda, kötü koşullarda çalışıyorlar. Uzun süreli çalışıyorlar. Eşleri evde canları sıkılıyor. Alıyor. Bir çiçek, bir gül gönderiyor. Ya her, çok güzelsin, çok tatlısın. İşte biraz ilgi gösteriyorlar. Zaten adam orada işte sabahtan akşama kadar ya inşaatta çalışıyor ya bir yerde çalışıyor. Yorgun argın geliyor eve. Öyle bir genelleme yapmayalım. Öyle bir genelleme yapmayalım. Sosyologlar da var orada. Muhtemelen bana hak verecekler. Yalnız arkadaşıma bir şey söyleyeyim. Semih arkadaşıma. Kardeşim güzelce, tatlıca tatlıca gidip ayrılmanız, hukuki olarak boşanması çok daha iyi olur. Çünkü benim eşim bir daha kaçtı. Başka bir çocukla. Yine bu şekilde ben affettim, getirdim eve, bir daha kaçtı birkaç sene sonra. Üçüncü çocuğumuz oldu. Üç çocuk da beni bıraktı, kaçtı. Kürşat Bey. Ben perişan durumdayım. Yani arkadaşımıza söyleyeyim, tatlılıkla boşan, unut kardeşim. Unut yani. Biliyoruz ki biz Aleyna Ferhat Bey mi kandırdı, Ferhat mı kandırdı, başkasını bilmiyoruz ki ama. Şimdi biz böyle bir şey söyleyemeyiz. Yani tabii böyle bir şey Kürşat söyleyemeyiz. Kürşat Bey aynen işte, öyle. İki tane de çocuğu var. İki çocuğu alıp gitmesi tamam. Yani başka bir erkeğe gideceğini düşünmüyorum ben. İki tamam. Çocukla. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Semih sana şunu sormak istiyorum. Aleyna'nın telefonu normalde vardı değil mi? Sadece gittiği gün mü kırıl veya sen kaçmadan ya gitmeden önce mi sen onun elinden telefonu alıyorsun? Yani ne zaman onun telefonunu nasıl oluyor? Akşam dediğim gibi Hira Nur kızımla oyun oynuyordular. Burnunu tamam. Dişiyle ısırdı. Kendisi. Ondan sonra sabah kalktığımda kahvaltı yapıyorduk. Öyle işte kavga çıktı. Sonra işte babası da gelip aldı. Gittikten sonra telefonu evde kaldı. Ben telefona baktığımda onları gördüm yani. Telefonu evde değildi ki. He? Sen kırdığın bir telefon vardı ya. Tamam kırdım ben işte. İlk önce onları gördüm sonra telefonu kırdım ben. Bir dakika sen bu telefonu ne zaman kırıyorsun? Yani o Aleyna buradan gidiyor ya şimdi. Tamam. Aleyna buradan gidiyor. Ondan sonra ben o fotoğraf şeyleri, yazışmaları falan görüyorum. Ondan sonra telefonu da sinirden kırıyorum orada işte. Semih, o günü ben Hira Nur, senin teyzenin evinde Aleyna'ları ben oraya yollarken, Hira Nur, anneannesine şunu söyledi.
Bak, ben tam sorumun cevabını bu arada iyice, almadım ya. Evet, iyice bir düşün. Hayır, hayır. Ben şunu anlamadım. Şimdi Aleyna giderken yanında telefonu yok ya. Yoktu. Sen kırıyorsun. Evet. Ne zaman kırıyorsun? Kaçmadan veya gitmeden ne zaman önce kırdın? Hayır, hayır. Kırdın. Gittikten sonra. Bakın şimdi. Hayır, öyle demiyorum. Kavga oldu ya şimdi. Tartıştık. Sonra kırıyor. Tamam. Ama çok eski değil mi o kavga? Evet. Yani birinci aydaki. Ha, dur, bir dakika. Hayır. O ne zaman biliyor musun Fulya Hanım? Buradan gelip alıyorlar ya kavgadan sonra. Yani kaç ay önce? Ne kadar oldu? 5-6 ay falan oldu. Tamam işte. 5-6 aydır hiç telefonu yok muydu? Telefonu yoktu. E nasıl o zaman tanışıyor birileri? Annesiyle beni arıyordu. Çünkü bayağı bir kaldı hani ev tutmadan ben gelmem. Hayır, başkalarıyla ona. Nasıl? Başkalarıyla buraya geldikten sonra mı nasıl konuşuyor? Hayır mı? Kaç meses diyoruz ya Ferhat'ın. Ferhat'ı nasıl tanıyabilir veya başka bir adamı nasıl tanıyabilir? Hayır, onlar eski. Bu arkadaşın anlattığı da eski. Yani şöyle söyleyeyim ben size, hani bir Iraklı bir çocuk var demiştim ya. Kavga yaptıktan sonra ailesi gelip aldık gittikten sonra ben onları gördüm yani. Hayır, sen diyorsun ya başka birisine gitti. İşte Ferhat diye yani, birisi vardı bilmem ne diye. Ya vardı işte. Nasıl? Ben ama onlara gitti telefonu diyemem. Telefonu yoksa ha Ersin. Ama öyle söylüyorsun. Ama bakın şöyle bir başka şey var. Başka birisinden bahsediyorsun. Telefonu yoksa kim gelip nasıl gitti o zaman? Ersin'in bilmediği başka bir hat yani var. Yani ben şöyle belki bir şey var. Belki de başka bir hat var. Belki de evet gizli. Muhtemelen öyle. Yani başkasının üstüne, çünkü bize ilk geldiğinde benim babam bana dedi ki onlara dedi yeşile benzeyen bir kılıf telefon vardı dedi. Ben dedi sen almışsındır diye ben bir şey demedim dedi. Yani eşim benden gizli telefon kullanıyordu. %100 öyleydi demek ki. Hatta bir kere de çünkü mutfaktan ben bir kere seslendiniz. Hayır. Evet. Hemen ben eve gittim. Telaşlandı. Kürşat Bey'den bu arada haber geldi. Aynı Ferhat'tan bahsetmiyorlarmış. İşte. Resimleri attık ya biz Kürşat'a. Kürşat bakmış, aynı kişi değil. Bir de bir yere teslimat yapacakken evin oradan geçti diye mutfak camından seslendim. Evet. Ne yapıyorsun Aleyna'cığım diye birden panikledi, bir şey sakladı dedi. Kapıyı açar mısın dedim, hemen oturma odasına koştu. Sonra telefonu vardı muhtemelen. Sakladı. Evet. Bir hat almıştı, senden saklıyordu anladığım kadarıyla. Şimdi, tamam. Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Tamam. Toparlayalım Ersin abi. Yarın zaten devam edeceğiz. Evet, şunu soracağım. Bak o günü dedin ya 8 Temmuz günü ben bu şekilde uylandım. Niye aklında bir soru işareti yapmadın? Ya bir saniye. Evet. Hani yapmak seni. Ersin abi yarın soralım mı bu soruları? Hani yarın soralım. Tamam. Olur mu? Peki. Sen çünkü bir boşluk verdiğim anda böyle o tarafa doğru kayıyorsun. Yarın konuşalım olur mu? Ya eve baktım ben aslında şüphelendim ama yarın konuşalım. Düşünemedim yani çünkü. Çünkü artık ayrı ev tuttuk. Niye öyle bir şey yapsın ki dedim. Çıktım da hatta bana yarım saat 11'i çeyrek geçe çıkmam gerekiyordu. Bana dedi ki erken gider misin dedi. Ben dedik tamam. Niye erkenden git dedi işine. Ben de erken çıkmadım. Tam saatimde çıktım ama sonra arkamdan o da gitmiş. Tamam. Bu kadar yani. Hadi bakalım. Aleyna'dan inşallah bir haber gelir de yarın şöyle Kurban Bayramı'nın ikinci gününde sizi buluştururuz. İnşallah. Vallahi bunu istiyorum günlerdir. Ekip arkadaşlarım da biliyor. Allah'ım şu Aleyna'dan bir haber gelse diye dua ediyorlar. Koridordan geçerken. Şu annenin gözyaşlarını yazdık ya. Vallahi öyleyiz ya. Vallahi en çok Kebriye abla. Allah'ım lütfen Aleyna'dan haber versin diye dua ediyor koridorda. Ne zaman geçsem. İnşallah. Şimdi Elif Cesur. Efraim'in eşi Elif Cesur Mersin'de kayboluyor 1,5 yıl önce, geçen yıl. Dün yine hareketlenmişti buralar biliyorsunuz. Dün neler yaşandı onu ekrana getirelim, daha sonra Efraim burada olacak ve soracak eşim nerede diye. 3 çocuk annesi Elif Cesur'un mahrem fotoğrafları komşusu İcabil Bey'in telefonunda çıktı. Bazı uygunsuz fotoğraflarının olduğundan bahsedildi. İcabil'in telefonundan evet, çıkıyor. Siz o fotoğrafları görmüşsünüz. Evet gördüm, bir tane video. Video ve fotoğraf. Evet, 2 tane de fotoğraf. Söylenemeyecek şekilde uygunsuz fotoğraflar diyorsunuz ha? Evet, bir tane zaten. Normal buradan üst yandan 2 tane fotoğraf normal. Yani makyaj yapmış bir fotoğraf ama öbür bir tanesi de açık video. Selvi'nin Hasibe ve Hüsniye. Üçü yukarıya çağırıyorlar, diz yıktırıyorlar. Diyorlar 15 gün içinde bu evi terk etmezsin. Bu videoyu, bu resmi... Elif'i eve çağırdılar. Evet, ne yaptılar? İkinci kata böyle oturtturuyorlar, diz yıktırıyorlar. O da utanıyor artık, böyle kafasını kapatıyor. Ne olursunuz diyor, kimseye dağıtmayın. Biz tehdit ettik dedi, 15 güne kadar gitmezsen diyor, buradan diyor, biz seni diyor rezil ederek göndereceğim diyor. İcabil Bey'in kayınvalidesi Emine Kurtoğlu da canlı yayındaydı. Benim kızım
O videoları hiç asla kimseye izletmedi. Eğer izletmiş olsaydı bana izletirdi. Yalan söylüyorlar ya, yalan söylüyorlar. İcabil'le Elif'in ilişkisinden haberiniz var mıydı? İlişkisinden şöyle haberim oldu. Ben oraya gittim mi damat arabayla getirirdi ya. Tam arabaya bineceğim zaman kafayı kaldırsam Elif perde arkasından takip ederdi. Elif Hanım demiş ki benim kızıma, ben sevdim. Sen aldın. Elif Cesur evden ayrıldıktan sonra ablası Zuhal Çalışkan'ı arar. Ancak o sırada peşinde 3 kişi vardır. Bana yerini söyle dedim. Ha. Sahil kenarında. Zaten onun en çok sevdiği yer sahil kenarı. Kayalıklar var dedi. Tamam. Büyük binalar var dedi. Tarif etti. Yani Marina'nın orayı tarif etti. Sonra benim yeğenim de oraya gitmişti. O çevre yani sahil boyuna bakmak için. Orada Yusuf'la Selvi'yi görmüş. Yusuf ve Selvi kim? Selvi İcabil'in kız kardeşi. Yusuf da Selvi'nin kocası, eşi oluyor. Yusuf demiş ki Ertuğrul sen git, biz de hanım ona bakıyoruz, bulunca alıp geliriz abim demiş. Sonra Ertuğrul dönüp gelmişti. Elif Hanım'ın eşi Efraim Cesursa eşinin kaybolmasından İcabil Bey'i sorumlu tuttu. Kaybeden bunlar. İcabil'in elinde. İcabil'in ailesinden evet, şüpheleniyor. Evet, ben İcabil'den şüpheleniyorum. İcabil'den şüpheleniyorum. Evet. Yani ölüsünü de, kendinde. Ölüsünü de dirisini de çıkarsın. Eşim netle kavuşturacak. Ama orada değil, telefonla değil. Buraya gelecek eşim. Burada netle kavuştu. Orada belki baskı yapacak İcabil. İcabil eşimi ya öldürdü, bir yere attı, gömdü ya da aldı bir yere kapattı. Şimdi günlerdir bu konuyu konuşuyoruz ama bir kafalar karıştı. Ben yine bunu böyle bir özetlemek istiyorum. Fotoğraf bu. Elif Cesur geçen yıl Mersin'de kayboluyor. Bir Ramazan ayı, iftar vakti. Elif Cesur eşi Efraim'e diyor ki, Efraim iftar vakti, tavuk yiyelim yemekte, sen bir tavuk almaya git diyor. Efraim tavuk almaya gidiyor, evden çıkıyor. Efraim dönüyor eve bir yarım saat sonra, Elif evde yok. Elif, artık bu iddia değil, ortaya çıktığı için söylüyorum Efraim abi, yani şey yapma lütfen. Elif Cesur, kapı komşusu İcabil'le çocukluk aşkı çıkıyor. Bunlar 25-30 yıldır hatta birbirlerine aşıklarmış. İcabil denilen adamla Elif Cesur. Elif Cesur'un bazı uygunsuz fotoğrafları İcabil'e attığı, yani evliyken Efraim'le, kapı komşusu İcabil'le de görüştüğü ortaya çıktı. İcabil de evli. Onun da Hasibe isminde bir eşi var. Daha sonra mahalle bir anda karışıyor. Elif'in kapı komşusu İcabil'e attığı fotoğraflar, videolar bir anda mahallede konuşulmaya başlıyor. Gördün mü Elif'in fotoğraflarını, İcabil'e böyle fotoğraflar, videolar atmış diye. İcabil'in eşi Hasibe diyor ki gel sen buraya, eve çağırıyor. Sen dün anlattın. Yere böyle Elif Cesur'u yere böyle oturtuyorlar. Elif Cesur'u tehdit ediyorlar. İcabil'in eşi diyor ki, senin benim kocamla ilişkin var, fotoğraflarını, videolarını gördüm. Hatta tüm mahalleye de izletiyorlarmış o fotoğrafları, videoları. Ya burayı terk edersin, 15 gün sana süre veriyoruz diyor. İcabil'in eşi Hasibe ile onun akrabaları. Hatta Elif Cesur'u böyle evin ortasında hani şey yapıyorlar, tehdit ediyorlar. Bu mahalleyi terk edeceksin diyorlar. 15 gün içinde. Bu tehdit olayından bir gün sonra Elif Cesur kayboluyor, gidiyor. Şimdi aile de diyor ki bu Elif Cesur'a, detay var bir dakika. Elif Cesur çıkıyor evden, ne hikmetse taksiye biniyor. Takside İcabil'i arıyor. Kapı komşusu, çocukluk aşkı İcabil'i. Bir şeyler konuşuyorlar. Mersin'de sahile gidiyor Elif. Sahile gidiyor, konuşuyor, yerini söylüyor. Marina'nın oradayım ben diyor. Daha sonra İcabil kardeşi ve kardeşinin eşini sahile yolluyor. Diyor ki Elif gitmiş sahile, kardeşine diyor İcabil, kız kardeşin, ablası galiba değil mi, büyüğüydü. Ablası ve eşiyle beraber gidiyorlar, Elif'i alacaklar hani dön evine. Yusuf ve Selvi isminde. Daha sonra Elif Cesur'un yeğeni de sahilde çıkıyor. Ertuğrul isminde yeğeni de çıkıyor. Biraz karışık ama daha garip bir şeyi söyleyeceğim size. İcabil'in kardeşi ve o kardeşinin eşi
Elif Cesur'un yeğenine diyor ki, aa sen de mi Sahir'desin, sen de mi Elif'i arıyorsun? Sen eve git diyor, biz bulursak getiririz diyor. Şimdi niye diyor ki İcabil'in kardeşiyle abisi? Çocuk da küçük, 18 yaşlarında galiba. Tamam diyor, o da motora biniyor, geri dönüyor. İcabil'in kardeşiyle onun eşi bulamıyorlar Elif Cesur'u. Ama onlarla görüşüyorsun. Ve garip bir mesele. Elif Cesur'un 3 tane çocuğu var. Mersin'de kayboluyor, en son Marina'da, sahilde gözüküyor. Yani görüldüğü, o da hatta söylüyor telefon kayıtlarında. Ama İcabil'le de Elif Cesur önceden şey diyorlarmış. Hani çocukluk aşkı ya ikisi. İcabil diyormuş ki, işte sana ev açarız. Sen git terk et Efraim'i. Ama şimdi İcabil bize bağlandı. İcabil de diyor ki, ben onunla görüşmüyordum. Tamam çocukluk aşkımdı ama benim bir şeyden haberim yok falan filan. Böyle şeyler söyleniyor. Şimdi ailede Efraim Bey, yani Elif Cesur'un eşi diyor ki, ben kapı komşum İcabil ve ailesinden şüpheleniyorum. Bu kadının başına onlar bir şey getirdi. Çünkü kaçmadan bir gün önce İcabil'in eşi tehdit etti. Sen benim kocama bakıyorsun, sen benim kocamla aşk yaşıyorsun. Bu kadar videolar, fotoğraflar var. Ya buradan gidersin ya da seni öldürürüz mü diyorlar. Bir şekilde tehdit ediyorlar. Mahalleye rezil ederiz diyorlar. O tehditten bir gün sonra da Elif Cesur ortadan kayboluyor. Yok. Hiçbir haber yok. Konu biraz karışıktı. Özetlemek istedim. Umuyorum herkes anlamıştır. Anlaşıldı mı? Herkes de sakin mi? Bugün biz bir şey öğrendik. Ne öğrendiniz? Görümcemin çocuğu. Hani bu arada Elif Cesur'un yengesi ve ablası. Askerden gelen çocuk bizi aradı sabahleyin. Askerden geldi, bitirdi. Dedi, görümcem dedi ki, sen dedi hani sahilde görmüştün dedi. Sen git, biz de bulursak getirirken öyle dememişler. Biz Elif'i bulduk, iftardan sonra getireceğiz. Evet, öyle söylüyorlar. İftardan sonra biz eve getireceğiz. Bulduk mu diyor? Evet. İcabil'in kardeşiyle onun eşini bulduk diyor. Evet, bulduk. Biz iftardan sonra getireceğiz eve. Getireceğiz size diyor. Evet. Kim arıyor bulduk deyip? Kimle konuşuyor? Ertuğrul'a söylüyorlar. Yeğenine söylüyor. Biz bulduk, sen git, biz eve getireceğiz diyorlar. Bir de ben şunu söyleyeyim. Böyle çocukluk aşkı diye. Belki hani herkesin zamanında olmuştur. Belki de bir flört yaşadılar. Ondan sonra benim kardeşim evlendi. Yani böyle körkütük aşık diye bir şey yoktu ki yani. Bunu icabil. Ben ne bileyim. Benim annesi söyledi, dedi ki istemişler işte baldırı çıplak diye verilmemiş dedi. Belki İcabil benim kardeşimden intikam almak için böyle bir şekilde fotoğraf eline geçti. Belki benim kardeşim göndermedi. O meseleye geliriz sonra da. Nuriye abla, ne dedin sen az önce ya? Önemli bir şey söyledi. Evet, telefonla söyledi, Ertuğrul söyledi. Hayır öyle değil. Ya bu kadın Elif Cesur'u buluyorlar. Evet, kaybolduğu gün sahilde buluyorlar. Biz bulduk, sen git, bizi... Niye getirmiyorlar buldular? Ertuğrul'u öyle göndermişler. Dur, yani. Ha? Evet öyle göndermişler, söylemişler. Biz bulduk, sen git eve diyor yeğenine, Elif Cesur'un yeğenine. Evet, biz sahilde. Yeğeni de sormuyor mu? Nerede buldunuz, nerede bu kadın diye sormuyor hatta mu? Hatta Yusuf da o zaman dedi ki, benim eşim işte kapının önünde oturuyordu. Abi dedi, merak etmeyin, iftardan sonra gelecekti. Evet, bunu Yusuf'un dediğine ben de şahidim, öyle söylediğini. Biz de sevindik. Yani bunu yeni mi öğrendiniz? Tam net olarak. Net olarak yeni öğrendik. Yusuf bugün Ertuğrul'a söylemiş. Yeni onaylatabildiğiniz diye. Evet, öyle sabah mi? Öğrendik. Ertuğrul mu? Ertuğrul bugün tezkereyi aldı, askerden 23 yaşında geldi. Askerden geldi, daha yeni söylüyor bunu. Çocuğum bunca zaman nasıl? Hayır, burada çok önemli bir parantez açalım müsaadenizle. 23 yaşında aklı başında askerlik hizmetini yapmış bir genç adam, evet. Çocuk da değil, böyle bir doğru ifadede bulunuyorsa... Şimdi bir buçuk yıl sonra mı söylüyorsun? Ama şimdi olaylar belki bize yansıdı diye çocuk bir şey çok hatırladı. Önemli bir şey. Ya biz hep kadın şimdi bu konu evinde. Üzerinden, bu ifade üzerinden hareket edip... Evet. Ek dilekçe verip, madem son gören onlar, bir de bulduklarını ifade ediyorlar. Ama iftardan sonra getireceğiz dedikleri kadın bir buçuk yıldır ortada yok. Ertuğrul'un bu ciddi ifadesiyle yeniden bir şikayet dilekçesi verip bu konuyu açmaları lazım. Kesinlikle. Kesinlikle. Ya nerede bu kadın? Bir de şöyle Fulya. En son Yusuf ve Selvi ile. Evet. Yani eğer Yusuf ve Selvi'nin dediğine göre, İcabil'in abisi ve onun eşinin söylediğine göre. Abisi değil, nerede bulmuşlarsa nerede bu kadın? Soruyor. Bilemiyoruz artık. Onlara sorulacak. Onlar çıkaracak ortalığa. Bir de şöyle Fulya Hanım, hani
Elif'in kimliği, cüzdanı, her şeyi evde. Elif rahatsız biriydi. Yani sürekli böyle karnı şişerdi. Sürekli hani kansızlık yaşardı. Bu biz o kadar ilaç kullanıyor muydu? Kansızlık ilacı falan arada alıyordu. Bu nasıl yani şu anda hastaneye gitmiyorsa hiçbir yeri nasıl yaşıyor? Benim yani bunu biz rutin doktor kontrolü evet, var sürekli giderdi. Yani. Genellikle giderdi. Yani kansızlık acar, tansiyonu düşerdi. Araştıralım hocam. Evet, tansiyonu düşerdi sürekli. Yani biz dedik yani doktora gider gelirdi. Yani şu anda biz hastaneye hastane var mıydı? Şehir hastanesinde. Siz hiç gidip sormadınız mı hastaneye? Biz şeyden sorduk, eczanelerden yani ilaç alın. Bilgi vermezler mi? Bilgi vermezler. Evet, devamlı biz ama eczaneden soruyorduk. Tanıdık eczanem var, bizim devamlı gidip. TC'sini söylediğimiz zaman girip bakıyordu. Abla da ayın 2020'nin Nisan ayının 26'sına gitmiş dedi. En son çıkan o yani. Başka hiç gitmeden 2 gün önce. Yani. Evet. Gözüküyor reçeteli ilaç. Evet, gitmeden 2 gün önce yani doktora gitmişti. O günden beri 29 Nisan'dan beri hiç mi gitmedi bu hastaneye? Sürekli şişiyor karnı. Yemek ise de şişiyordu. Sık sık doktora gidiyormuş yani. Evet. Bu arada çok çok önemli bir şey bu. Ay ne oldu bu kadının başına? Ertuğrul'un ifadesi, bir de hayatın olağan akışı dediğimiz bir kriter vardır. Ailesi buradayken, hemen olay yeni cereyan etmişken neden İcabil'in ablası ve eniştesi yandım yandım onu arayıp bulmanın derdindeler? Evet. Ben hala oraya takılıyorum. Bir de şöyle avukatım. İcabil yani yönlendiriyor devamlı... veya niye İcabil gitmiyor da ablasıyla ablasının kocasını yolluyor sadece? Bu belki de Elif'ten kurtulmanın bir yolu da olabilir, bilemiyorum. Ertuğrul bize bir bağlansa çok iyi olur. Çok iyi olur. Biz ha? Şey yapılacak. Arkadaşlarım galiba ulaşmaya çalışıyorlarmış. Bir de Ertuğrul bu olayı anlatsın. Yani. En kritik isim bunlar çünkü. Tabii. Ertuğrul'a ben bugün işte sabah gelmişti dedim, hoş geldin dedim, aradım. Askerden yeni geldi. Askerden daha sabah birkaç saat oldu geleli dedim. Sana dedim hani Sahile teyzeni aramaya gittin ya dedim. Hani ben seni motorla gönderdim. Dedim orada Yusuf sana dedi ki hani sen git biz bulunca gelir. Yok teyze öyle demedi dedi. Dedi ki ne sen git biz bulduk. İftardan sonra bulduk getireceğiz. Diyor. Buldu ama bak yanlarında görmüyor. Bir şey yaptı Fulya Hanım. Buldu da ne oldu Efraim, kadar? Efraim ne diyorsun? Şimdi ablam yani bu şekil dediğine göre biz bulduk getireceğiz deyip de ortalıktan kayıp olması çok şüpheli. Şey, yani çok şüpheli. Yani şüpheyi kendilerine çekiyor. Buldu da nereye götürdü? Ne yaptı yani? O zaman ya da buldu bir yere kapattı, bir ev tuttu, bir yere kapattı, orada duruyor. İnşallah canı sağ olsun. Ama kapatmış olsa bu hiç ya mi yani bir yere kapmayacak? Bu kadar çıkar, bir yere gider. Efraim, üç tane çocuk var ortada. Tamam, sağlık yani problemleri varmış, bak yeni öğreniyoruz. Sağlık problemleri var. Mutlaka doktora giderdi yani. Tabii. Gitmeden duramayacak yani ilaç alıyor. Reçeteli ilaç kullanan biri bu. Evet. Sonuçta gidip o ilaçları alması lazım. Şaka değil, 1,5 sene bu ya. Ya öldürme olayı biraz... Yok, yapacak. Bence yani gitmiyor. O kadar değildir. Zaten ya, olamaz mı? Niye öyle? Ama bir yandan yani. Ama bir ilişki yaşıyor. O adam ilişki yaşadığı adam bunu niye öldürsün? Yani bu kadar. Tamam bak bir şey söyleyeceğim. Yok. İcabil'in haberi olmayabilir belki, bilmiyorum ama. Yakınları... İcabil'in ama eşi var ya Hasibe. Hasibe bayağı bilendi sonuçta bu olaya. Yani onu da tamam, o da eşi. Eşinin başka birisiyle olan ilişkisini öğreniyor. Fulyacığım. Sinirleniyor. Belki o öfkeyle acaba şey mi yaptırdı? Aileyi arayıp ya Marina'nın orada görülmüş, hemen koşun gidin diye demek yerine kendi yakınları iki kişi arıyor. Bu arada bir gün önce de öyle infaz eder gibi önlerinde diz çöktürdükleri bir kadının başka bir şekilde, vallahi kimseyle hani suçlamıyoruz ama bir şekilde canına kastetmekten öte onu korkutmuş, ürkütmüş, canına kastetmesine sebep olmuş da olabilirler. Ama bir şey söyleyeceğim, bak hiç hastaneye gitmiyor Savaş hocam. Evet. Belli bu kadın, değil o. O belli rutin, değil. O bakım, ama eskodu var. Ama reçete... Bak, bir dakika. Bak, Polnet diye bir şey var. Bakımda, aranma kaydı da mevcut. Gittiğiniz zaman... Polis sorguluyor. Polise gideceksiniz. Polnet'ten girecek. Doktor gittiği en son eczaneye kadar çıkaracak sizi. Ama resmi kararı. Bakıldı. Resmi bakıldı. Aranma kararı var canım. Ama şöyle ama bir şey Savaş abi, ki. Savaş abi. Yani aileyi üzmek istemiyorum ama bakıldı. Ekip arkadaşlarım da baktı. Handan abla bir şey hiçbir yere gitmemiş. Ne eczane, ne hastane, HES kodu bile alınmamış. Şey, yani hani diyorlar, yani onu demek yani istiyorum. Herhangi bir yere gittiğine dair bir yani ama yaşam belirtisi şu an hani bilmiyoruz tabii ama.
En herhangi son bir doktora kız kardeşiyle görüşmüştü. Evet, ben görüştüm. Beni aramayın gibi bir şey mi demişti? Hayır, size? Beni aramayın dedi. Döneceğim dedi. Döneceğim dedi. Evet, beni aramayın dedi. Şu an iyiyim dedi. Döneceğim dedi. Sadece ağlamaklıydı. Ben ona dedim tamam, sen benim kardeşim değil kızımsın dedim. Her şeyin biz üstesinden geliriz dedim. Ben yine sana kol kanat gererim dedim. Hani ne olursa olsun sana kol kanat gererim dedim. Eğer bu sokağa, bu eve gelmek istemiyorsan seni başka yere götürürüm dedim. Yani sen ne diyorsan o olacak dedi. O ne dedi? Tamam abla dedi, geleceğim tamam dedi. Demiş. Tamam geleceğim evet. dedi. Ondan sonra geleceğim deyip de telefon o mu? Esnada Yusuf'un orada araması şimdi bütün şüpheleri kendine çekiyor. Tabii. Efraim ama senin ifaden de sen tavuk almaya gidiyorsun sonra eve geliyorsun ya. Eve geldikten 2-2,5 saat sonra polise gidiyorsun. 2-2,5 saat içinde hani daha fazla hani... Biraz daha bir zamanın geçmesini beklemiyorsun yani. Hemen polise gidiyorsun kayboldu diye. Bir şeylerden şüphelenmişsin ki polise hemen gidiyorsun. Yok, hiçbir şeyden şüphelenmedim Hülya Hanım. Aslında 2,5 saat iki sonra saat gitmedi. 2,5 saat değil. 9 gibiydi. Biz Efraim, ben birlikte gittik biz. 2,5 saat gibi değil. Çünkü zaten her şey rayına oturdu. Dendi, iftardan sonra gelinecek dedi. Gelmedikten sonra biz şüphelenmeye başladık. Telefon hani bu kapandı. Resim falan olay da olunca... Mecbur yani karakola gitmek zorunda. Çünkü ortada bir tehdit var. Oturup böyle diz yıktırıyorlar, kafasını tutturuyorlar. Yani düşün yani mecbur gitmek zorundayız. Ama nerelere de baktık yani. Biz nerelere mezarlığa baktık gittik ama... hani dedik babamın mezarında. Ertuğrul Atta. Ertuğrul. Efendim. Hoş geldin diyelim önce. Askerliğini yapmışsın. Efendim. Gözün aydın. Sağ olun. Ertuğrul, o gün Elif Cesur'un kaybolduğu gün sen hemen motoruna atlayıp sahile gidiyorsun. Şöyle oluyor efendim. Biz evde hep beraber otururken ben teyzemi ardı ardına arıyorum. Tamam. Teyzem açtı telefonumu. Tamam. Ben teyzeme dedim, teyzem dedim neredesin dedim. Bilmiyorum dedi. Teyze dedim, ben dedim senin yanına geleyim dedim. Konuşalım dedim. Sonra dedim ben seni istersen bırakayım dedim. Ne ben seni gördüm ne sen beni gördün dedim. Hani şu biraz kandırmak gibi olsun istedim. Dedi sahilde bir yerdeyim dedi. Etrafında ne var dedim. Kumsallık bir alan var dedi. Arkamda da büyük bir bina var dedi. Ben hemen motoruma attım. Direktmen oraya gittim. Tam böyle sağa sola bakarken Yusuf'la Yusuf'un hanımı karşıma çıktılar. Ne geziyorsun burada dediler bana. Ben de dedim siz ne geziyorsunuz burada dedim. Ben dedim teyzemi aramaya geldim dedim. Buldun mu dediler. Dedim burada bir yerde olduğunu söylediler dedim. O da bana dedi ki biz bulduk dedi. Git evdekilere söyle dedi. İftardan sonra gelecekmiş de dediler. Ben de dedim o zaman yerini bana gösterin ben bir kere göreyim teyzemi dedim. Yok dedi sen git dediler. Ben de hiç seslenmeden bindim motoruma eve geldim. Bizimkilere bu durumu ilettim hemen. Kime ilettin? Bir Mahmut dayıma söyledim. Bir de o da yanımda Hüsam Zuhal teyzeme falan söylemiştim. Ben işte iftardan sonra geleceğim dedi ya hani Yusuf da buldu gelecek dedi ya. Evet. Polise gidip demediniz mi böyle? Aslında Efraim gitti polise. Hani böyle tamam gelecek diye bekliyoruz. Biz hep ama gelecek. Ama polis böyle zaman polis aldı. Polis bir dakika böyle polis. Böyle anlatma mı? Evet. Bayan diyor ne yapsa hayır aldırış etmiyor olur mu bakıyorlardır bakmıyorlar yok bir şeyleri eksik mi anlatıldı eksik acaba yani eksik anlatıldı anlatılmadı. Gerçek bir kuvvetle muhtemel şüphe oluşmamıştır şimdi hı-hı. Hemen buradan bir çağrıda bulunalım Fulya'cığım bu kardeşimize de tezkeresi hayırlı olsun gelmiş Ertuğrul Bey gitsin desin ki benim teyzem böyle böyle oldu ben böyle bir olayı canlı yaşadım bu kişilerin tekrar ifadesine başvurulsun ve soruşturma genişletilsin, tekrar dosya açılsın. Bu iki kişinin, biz bulduk bu kadar kesin bir ifade kullanan iki kişinin tekrar ifadeleri alınsın, bilgisine başvurulsun. Burada çok ciddi bir şey var. Lütfen Mersin Emniyet Müdürlüğü başarılı bir polis evet. merkezi. Evet. Gayet güzel hizmetleri imza atıyor. Bütün polislerimiz gibi hepsinin de bayramı kutlu olsun. Bizim emniyetimiz istediği an iğnenin deliğinde olsa adamı çıkarır bulur. Evet. Evet. Ama onlara da aynen. doğru yani bilgiler eksik olmayacak şekilde tabii ifadelerinde olması lazım ki. Bilgiyi vermek aynen lazım. Öyle. Bugün için yeni bir sayfa açalım. Yarın da lütfen Mersin Emniyeti de bunu bir ihbar kabul etsin. Ertuğrul Bey kardeşimiz de gitsin. Bu çok önemli bir konu. Bu Selvi ve Yusuf neredeler?
Annem gelin karşı sokağa. Mersin'deler. Mersin'deler, hayır. Evet. Mersin'deler değil mi? Aynı mahalledeyiz. Dün kabul etmemişler görüşmeyi. Evet. Evet, bağlanmıyorlar onlar. Evet. Ekip eve gidiyormuş. Ama durum evde, bambaşka oldu. Bak şimdi Ertuğrul'un söyledikleri, evlerimiz bulduk ya diye bir şey söylüyorsa Yusuf ve Selvi, yani İcabil'in kardeşi ve kardeşinin kocası, o zaman şimdi şüpheler daha da artıyor. Bulduk diyorsanız nerede buldunuz? O zaman demek ki aldınız bir yere götürdünüz. Başına şimdi, bir şey getirdiniz. Yani belki şimdi tüm şüpheler bu şekilde bizi bunu düşünmeye zorluyor. Selvi ve Yusuf, sesleniyorum, buyurun bağlanın. Arkadaşlarım arıyorlar sizi. Buradan bana söylüyorlar, açılmıyormuş o telefon. Konuşmuyormuşsunuz. Ya bu üç kişinin, dört kişi de olabilir. Hasibe de olabilir. Selvi, Hasibe, Yusuf, İcabil. Belki o anda İcabil bir arkadaşını aradı, dedi size bir bayan göndereceğim, emanet yanınızda birkaç gün durdursun, ortalık yatışınca ben gelip alabilirim dedi. Bu da yani olmuş olabilir. Ama bir buçuk yıldır nerede Nuriye ablacığım? İşte onu da diyorum yani, acaba hiç mi sokağa çıkmadı, hiç mi? Yani iki gündür bu resim sürekli ekrana geliniyor, televizyonu açıp herkes izliyor, hiç mi gören olmadı? Şimdi bak, olayları gözden geçirelim kısacık. Evet. Ortaya çıkan bir yasak aşk iddiası var. Evet. Uygunsuz fotoğraflar var. Evet. Diz çöktürülmüş, tehdit edilmiş. Hem etrafa rezil Orkan olacağım düşüncesi, rezil olacağım düşüncesi taşıyan küçük bir çevreye mensup bir kadın var. Bir de onun bu halinden rahatsız olup ondan intikam almak isteyen ya da onu dize getirmeye çalışan aldatılmış eş ve akrabaları var. Dün profilleri gördük. Yani burada biz çok da iyi niyetli olamayız Fulya'cığım. Aynen öyle. Tek tek ben, vakaları değerlendirdiğimizde. Bugün bak şu andan itibaren Ertuğrul'un da ve sizin de söylediğiniz bu açıklamanın ardından bu iş artık yani bambaşka evet bir yere doğru bir gidiyor. Bir de böyle utanç. Yani Selvi ve Yusuf. Utanç duyulan vakalar, yani utanç duyulabilecek durumların içinde olan kadınlar eğer destek görürse, böyle yumuşak bir ailenin içinde olurlarsa, ablası orada destekçi olmuş ve orada ikna olmuş bir şekildeyken geri dönmemesi çok tuhaf. Efraim, aynen öyle. Selvi ve Yusuf'a gördün mü Mersin'de? Görüyor musun? Hiç konuştun mu? Konuşuyor musun? Yok. Hiç konuş... Bu olaydan dolayı biz hiç muhabbetimiz olmadı. Eskiden bu olay olmadan önce o konuşuyorduk. Ama bu olay oldu, biz konuşmayı kestik. O mahalleden de ya gitmişler. Elif bu kadar hoşgörülü bir kocayla lazım, o kadar ona sahip çıkan akrabalarına dayanarak aynen... Esra'cığım gibi düşünüyorum. Döner gelirdi. Evet. Dönecek bir yerde olsaydı döner gelirdi. Üç çocuğu var. Bir ailesi yok ki. Hastalıkları var. Yok. Sağlık problemleri var. Ayrıca kronik rahatsızlıkları olanlara hemen HES kodu geldi. Ben sana bir, benim aklıma şöyle bir şey geldi. Bence çünkü başka size diyor ya, ben döneceğim abla, evet, diyor. Döneceğim. Sonra başka bir arkadaşına da ben döneceğim diye diyor. Muhtemelen Selvi ve Yusuf sen bir sahile gel dedi. Bence bak. Konuşalım anladım dedi. Konuşalım dediler. İyice korktum. O da telefonda hani takside, çünkü bak taksiye biniyor hemen. Hani hızlıca git, bak otobüsü kullanmıyor, minibüsü kullanmıyor. Hemen sahile gitmek için hemen bir taksiye biniyor, sahile gidiyor. Muhtemelen çağırdı Selvi ve Yusuf. Gel dedi, sahilde konuşacağız dedi. O da telefonda sana diyor ki, abla ben döneceğim merak etme dedi. Evet. Bu arada ablasına yani kayalıklardayım dedi ama. Yani evden kaçma gibi bir planı yoktu bence Elifciğim. Eşyalar falan alınmış mı hiç yanından? Çünkü yanında kimliği yok. Yani sanki yarım saat görüşüp geleceğim. Para yok, evet, kimlik yok, hiçbir hani şey yok. Hani öyle gibi. Sonra ne oluyorsa o Selvi ve Yusuf'la buluştuğu anda oluyor. Evet. O anda alıyorlar, bir arabaya mı koyuyorlar? Bir yere mi götürüyorlar? Peki, daha bayramı çıkartıyorlar. Soralım bakalım, o kadar merkezi bir yer. Yani Mersin'de o Pozcu ve Marina bölgesi çok popüler yerler bildiğim kadarıyla. Evet. Tabii şimdi bu arada çok özür dilerim abla. Yani Ertuğrul şimdi bunları söylediği için bu arada ben artık hani bunları tahmin ederek konuşuyorum. Orada hiç düne böyle kadar böyle bunu tabii söyleyemezdik ama çünkü kuvvetli bulduk olanları dedikleri için. Bulduk dedikleri için Selvi ve Yusuf. Varsayımların kuvvetli olanları üzerinden dosyayı aydınlatmaya çalışıyoruz. Oralarda hiç görüntüleme, güvenlik kamerası, mobese bir şey yok mu? İşte o gün akşam gittiklerinde benim eşimle sorduklarında polis demiş, yani bu ara şey Marina'nın oradan girdiği zaman deniz tarafı değildi. Bu taraf karşı tarafa geçiyor. O sokağa girdikten sonra kayboluyor. Eşim demiş yani o tarafa da bakın kameralara, yani en azından oradan bir yerden bir çıkar. O da demiş orada kamera ne yok demiş. Çünkü yani ablaya ne dedi? Kayalıklardayım dedi. Hışır hışır sesler geliyordu. Dalga sesi geliyordu.
O Mersin'de bu marina dediğimiz yer var ya, hareketli böyle. Tabii. Kalabalık bir yer orası. Tabii. Bir de şu muhtemelen birisi mutlaka kameranın görmüyor. Olmadığı yine başka seslenelim. Bir sokağa çağırıyorlar. Hulya'cığım yine seslenelim. Evet. Çok hareketli bir yer ya. Belki evet. Bir görenelim. Elif Cesur'un fotoğrafı ekranda arkadaşlar. Yeni fotoğraf değil mi bu? Daha net bak, yüzü gözü çok daha net. Elif Cesur yok. Mersin'de kayboldu. En son sahilde, marinanın olduğu yerde kayboluyor. Geçen yıl Ramazan ayında 3 çocuk annesi. En son yanında Selvi ve Yusuf'un olduğu söyleniyor, iddia bu yönde. Selvi ve Yusuf isimli. Tabii onların bağlanması lazım, konuşmaları lazım. Ne biliyorlarsa anlatmaları lazım. Çünkü biz bulduk diyor. Ya bari yardım etsinler. Bulduysan nerede o bir zaman? Bir şeyden haberleri yoksa yardım etsinler bize. İnsanlık evet. Namına yardım etsinler. Evet. 3 tane çocuk için yardım etsinler. Bu bayram günü annem için yardım etsinler. Yani hiç mi vicdanlar yok? Onlar karşıda oturuyorlar. Ben böyle. Arada sadece büyüğü var. Onlar balkonlarda gülüyorlar, oynuyorlar. Benim annem gülüyor. Her gün akşam ağlıyorlar. O çocuk neresi? Yani alt sesini hiç mi duymuyorlar? Biz onların yanında çocuklarımıza bize anne demesini, sarılmalarını istemiyoruz. Bir de Elif'in küçük çocuğu annesini korona sanıyormuş. Hastanede tedavide diyormuş Efraim. Gelecek annen, hastanede tedavi. Bir de şu var Fulya Hanım, bu Yusuf telefonla Elif'i arıyor galiba. Artık telefonu o arada kapalı mı oluyor, ne oluyor bilemem. Ne zaman arıyor? Gittikten 1-2 saat sonra Elif'e diyor ki, Elif diyor, işte o arada bir küfür kullanıyor. Diyor telefonunu aç, gel şu eşyanı, pılını, pırtını topla, defol git buradan diyor. Bizim komşunun 14 yaşında bir kızı var, o duyuyor. O söyledi, dedi abla, dedi Elif ablaya, dedi küfür. Tora binip gittiler dedi. O arada demek ki aşağı indiler, yani buldular. Ne yaptıysa bu 4 kişi yaptı. Ya bari tamam, eliniz yoksa bir şey yapmadıysanız siz de bize yardım edin. Hani görmedik, konuşmadık. Hani Selvi ile Yusuf oraya gitmiş. %90 o taksiciyle İcabil'e ulaştıysa İcabil onları yönlendirdi. Evet. İcabil'i yönlendirdi. Gelen çok önemli. Elif Cesur'un fotoğrafı ekranda. Bilgisi olan varsa lütfen bizi arasınlar. Kısa bir araya gidiyoruz. Daha sonra programın sonuna gelmiş olacağız. Mersin'de kaybolan Elif Cesur'u ekiplerin arama çalışması devam ediyor. Biz de burada Elif Cesur'un ailesiyle konuşmaya devam edeceğiz. Efraim Bey burada olacak, yarın da konuşacağız. Önemli gelişmeler yaşandı çünkü. Selvi ve Yusuf demiş ki o gün, biz bulduk. Sen eve git demişler Ertuğrul'a, yani Elif Cesur'un yeğenine. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Yarın bu konuyu mercek altına almaya devam edeceğiz. Biz yarın yine Kurban Bayramı'nın ikinci gününde yine 16.30'da Fox ekranlarında olacağız. Kendinize iyi bakın. Bir kez daha iyi bayramlar diliyorum ve iyi akşamlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.